Bismillahirrahmanirrahim. Programda konuşmacı olarak ismimiz zikredildiği halde görevimizin panel yöneticiliği olduğunu belirtmekle başlamak istiyorum söze. Yani bir anlamda konuşmacılardan birinden alıp sözü ötekisine vermek. Bu arada bir takım ara sorular da belki konuşmacıların faydalı bir takım tartışmalara girmesini sağlayabilirsek herhalde panelimiz hedefine ulaşmış sayılacaktır. Panelin konusu siyaset. Çok genel bir adlandırma bu. Doğrusu siyaset oldukça da karmaşık, genel olduğu kadar karmaşık bir konu. Henüz siyaset bilimciler bile siyaset kavramına, siyaset olgusuna netlikle bir açıklık kazandıramamışlardır. Dolayısıyla biz burada sadece işin pratik yönü üzerinde konuşacağız. Tabii pratik yönü üzerinde konuşmadan önce olabildiğince teorik bir çerçeve çizmeye de dikkat edeceklerdir sayın konuşmacılar. Bu arada burada toplaşan insanların sanıyorum merak ettikleri bir takım sorular çerçevesinde konuşmalar olacaktır. Yani siyasetten anlaşılması gereken nedir? Bu toplumda siyaset denildiğinde ne anlaşılmaktadır? Veya da Müslümanların siyaset denildiğinde anladıkları partisel çalışmalar veya da çeşitli vesileler konusunda Müslümanlar nasıl bir yol ve yordam izlemelidirler? Sanıyorum daha çok kafaları kurcalayıcı sorular bunlar. Bu pratik sorular çerçevesinde panelimizi inşallah tamamlamaya çalışacağız. Panelimiz 3 turda gerçekleştirilecektir. Birinci turda ve ikinci turda konuşmacılar kendilerine yöneltilen sorulara cevap vereceklerdir. 15'er dakika konuşacaklardır. Tabii bu arada kendi aralarında da tartışacaklardır. Belki de ara soru sorma ihtiyacı bile duymadan konuşmacılar kendi aralarında tartışma ihtiyacı hissedeceklerdir. Üçüncü turda ise yani soru cevap aslında ise süreyi biraz daha geniş tutarak gelen hemen bütün sorulara konuşmacıların cevap vermesini sağlayacağız. Yine 15'er dakika bu bölüme ayırdığımızı belirtmek isterim. Tabii bu arada konuşmacılar konuşurken sizin soruları hazırlamanız gerekiyor ve sağındaki ilgili arkadaşlara soruları verip bize ulaştırmanız gerekiyor. Elinize verilen program kartında, kağıdında anket içindir bölümünün dışında boş bir bölüm var. Sorularınızı oraya gerekiyor diye söylendi bana. Bu şekilde kısa ve özlü sorularınızı bir an önce gönderirseniz biz burada sorularınızı tasnif ederek ilgili şahıslara vermek durumunda kalacağız. İnşallah siyaset kurulu panelimiz çok genel olmasına rağmen bir takım teorik ve pratik faydalar sağlayacaktır. Temelimiz bu. Şimdi ben ilk sözü Sayın Ercüment Özkan'a bırakmak istiyorum. Sayın Özkan'dan siyasetten anlaşılması gereken şey ne olduğunu, daha doğrusu siyaset konusunda teorik bir çerçeve çizmesini, nedir, ne değildir, çerçevesi nedir, bir Müslüman siyaset dediğinde ne anlamaktadır veya da ne anlamalıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Bizi buraya çağırarak sizlerle tanışmamıza vesile olan Sena Organizasyon'a öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu ve benzeri çalışmaların tüm Türkiye sathında asgariden yaygınlaştırılmasının insanımızın tümünü yakından alakalı etmesi açısından fikri seviyesinin yükselmesine katkıda bulunması bakımından çok gerekli ve elzem görüyorum ki iletişim meşhur adıyla anılıyor. Bu iletişimin artması bakımından insanların birbirini dinlemesi, anlaması, tanıması bilahare kabul veya reddetmesi bakımından bu tür karşı karşıya gelmelerde birbirini tanımalarda büyük zaruret görüyorum. Siyaset hemen herkesin
bilen, bilmeyen, aklı eren, ermeyen, içinde bulunan, bulunmayan, bütün insanların günlük lisanlarında kullana geldikleri çok meşhur ve hiç kimsenin yabancısı olmadığı bir kelime, bir tabir, bir deyim. İnsanlar birden çoğu bir araya gelmeye başladığından bu yana da siyaset denilen şey ile meşgul ola gelmişlerdir. Her toplum dinine, akidesine, yaşam biçimine bakmadan siyasetle mutlak surette ilgilenmiş. Siyaset, insanların hepsini ferden ferda, az veya çok mutlaka ilgilendirmiştir. Siyaset, çok genel tabir ve tanımıyla insanların idare edilmesi ve insanları idare etmekle uğraşmaktır. Ki Osmanlı ıslahında bunun yaygın adı insanların umuruyla meşgul olmaktır şeklinde geçer. Eski kültürümüzden hatırlarsınız. Yani insanların işleriyle meşgul olmak. Çok geniş manada bu işler. Siyasi işler, ticari işler, ekonomik işler, içtimai işler, ailevi işler, toplumsal işler, yani her türlü işi kapsayıcı genişlikte. İnsan oğlu siyasetten hiçbir gün belli kalmamıştır. Ancak tek başına dağda veya bir manastıra kapanmış bir rahip filan kalabilir. Ki kendi açısından o dahi yapı geldiği iş dahi bir siyasettir. Kısırda olsa siyasettir. Ama toplu halde yaşayan insanlar mutlaka kendileri nasıl yönetilecekler, nasıl yönlendirilecekler, nasıl yönetici seçecekler, hangi esaslar üzerine yönetilecekler, toplumsal konsensüs, anlaşma hangi esaslar üzerine belirlenecek, nasıl yönetilir ve yönlendirilirlerse o toplumun istikbali ve hali açısından daha yararlı olur. Bu gibi işlerle uğraşmanın adı siyaset ola gelmiştir. Arapça aslı itibariyle de seyislik diye yine Türkçe'de çok yaygın şekilde kullanılan at terbiyeciliği anlamına gelen kelimeyle aynı kökten. Siyaset, insanların yönetilip yönlendirilmesiyle ilgilenen ilim, bilgi dalının adına kullanılmışken, seyislik de atı at olmaya hazırlayan, attan beklenen sonuçları, attan almaya matuf düşünülen tüm tedbirler toplamına seyislik denmiştir. İyi bir seyis, attan alınacak en iyi sonucu almak için yapılması gereken şeylerin tümünü gereği gibi bilen insan demektir. Ondan terbihen, insanların yönetilip yönlendirilmesiyle ilgili ve en iyi sonucun fıtratlarına uygun düşen sonucun ortaya çıkarılması için uğraşma işine, bu işlerle uğraşmayı iş edinmeye de siyaset denile gelmiştir ki bunun eski Yunanca'da adı politikadır. Yani birisi eski Yunanca kelimedir, onun Arapça karşılığı ki Türkçe'de de yaygın bir şekilde kullanılıyor ve benimsenmiş siyasettir. Birinin diğerinden anlam farkı, anlamının kapsam farkı yoktur. Bu genel açıklamadan sonra biz Müslümanlar olarak, insan olarak önce Müslüman olmadan evvel insan olarak şunu düşünüyoruz ki bulunduğumuz dünyada düşünmeye başladığımız anda nereden geldik, kim bizi gönderdi, kendiliğimizden mi varız, bir başkası mı bizi yarattı gibi düşünmeye başladığımızda sonuç olarak gerek şahsımızın, gerek benzerlerimizin, gerek içinde yaşadığımız ortamın, coğrafyanın, diğer gezegenlerin ve bütün kainatın en genel anlamıyla bir müdebbir, düzen koyucu, ortağı, şeriki olmayan, yaratıcı, her şeye kadir bir yaratıcı tarafından yaratıldığı kanısına varan insanlarız. Bundan emin olan, buna iman eden insanlarız. Bunu Allah-u Teala bize Allah'tan başka Allah yok şeklinde bildirmiştir. Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla da en son tebliğini göndermiş. Bugüne kadar da bu tebliğ kıyamete kadar olduğu gibi koruna gelmiştir. Kıyamete kadar da korunacaktır. Biz Müslümanlar gerek kendimizin yani Müslümanım diyen insanların gerekse tüm insanların İslam'ın insanlar için gösterdiği, Allah'ın kulları için gönderdiği düzenlemeye tabi olmaları
şartıyla ancak en iyi şekilde idare edebilecekleri ve idare edilebilecekleri kanısını taşıyan insanlarız aynı zamanda. Nasıl ki Allah'a ibadeti kendi kafamızdan icat etmiyor, onun Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiği biçimde yapıyor isek, bunda zaruret görüyor isek, bu hususta başka bir alternatifimiz söz konusu değilse, nasıl nefsimiz için helalin, haramın, iyinin, kötünün takdirini hevamızla kendimiz yapmıyor, Rabbimizin bildirdiği iyi ve kötüye, haram ve helale tabi olmayı, teslim olmayı İslam sayıyor ve bundan emin bulunuyor isek, en geniş anlamda gerek insanın kendi nefsiyle ilişkilerinde, gerek diğer nefislerle, insanlarla ilişkilerinde, gerek terbiye edicisi yani Rabb'i olan Allah ile olan ilişkilerinde mutlak surette Yaratan'ın koyduğu kaidelere göre kendimize çeki düzen vermek suretiyle fıtratımıza, tabiatımıza, yaratılışımıza en uygun düzenin gerek fert gerek toplumsal açıdan en mükemmel sonucu vereceğine diğer ve meşhur bir tabiriyle hem bu dünyamızı mamur hem ahiretimizi ölümsüz olan diğer dünyayı mamur edecek tek ve alternatifsiz prensibin bunlardan ibaret olduğuna inanan insanlarız ki adımız bundan dolayı Müslümandır. Müslüman Allah'a teslim olan insana deniyor ki Allah-u Teala da Kur'an'da Peygamberine hitaben ben ilk Müslümanım de ki ben Müslümanlardan buyuruyor. Bu itibarla Müslümanlar genel olarak mutlak surette nasıl namaz kendileri için farz, nasıl sağlıklarını korumak için yemek farz ise, nasıl sadaka vermek yani zekat vermek farz ise, bütün münkerattan uzak durmak farz ise kendileri için, akidelerini sahih tutmak farz ise, siyasetle meşgul olmak yani kendilerinin yönetilmesiyle, kendilerini yönetenlerin yönetimiyle meşgul olmak, onları murakabe etmek, seçmek, gerektiğinde azletmek, hatta tezliye etmek gibi en geniş kapsamıyla siyasetle uğraşmakla Müslümanlar için farklıdır. Ne var ki başka dünya görüşlerinde, özellikle laik, demokratik dünya görüşünde Machiavelli'nin adıyla meşhur olan bir söz var bildiğiniz gibi. Toplumumuzda da pek yaygın olarak tanınır. Gaye vasıtayı meşru kılar şeklinde söylene gelen söz. Bu İslam dünya görüşünde kabul edilmesi mümkün olmayan bir ilkedir, bir prensiptir. İslam'da gaye vasıtayı kesinlikle meşru kılmaz. Meşru gaye ancak meşru vesilelerle gerçekleştirilebilir İslam'da. Yani Allah rızası için örneğin Allah'ın men ettiği bir işi yapamazsınız. Yapar iseniz Allah'ın rızasını gerçekleştiremezsiniz. Zira İslam'da her şeyden amaç mutlak surette Allah'ı razı edebilmektir. Bu ölçüyü tutmayabilmektir. Devlet kurmak için çalışmakta, namaz kılmakta, komşu hukukuna riayet etmekte, hanımıza karşı iyi muamelede bulunmakta, insanlara karşı güler yüzlü onların iyiliğini istemekte, oruç tutmakta, haramdan uzak durmak, hepsi Allah'ın razı etme amacını gerçekleştirmek için yine Allah tarafından belirlenmiş meşru yani şer'i vesileler. Nasıl amacı Allah-u Teala belirliyor ise onu gerçekleştirecek vesileleri belirleyen de yine Allah-u Teala'dır. Bu itibarla Müslüman bu amacını yani Allah'ı razı etme amacını hiçbir işinde çok küçük gördüğü ya da daha kapsamlı bulduğu hiçbir işinde en ufak bir şiklet alırken bile, bir sigara alırken bile, bir ufak alışverişinde, komşuyla ilişkisinde, birisiyle karşılaştığında ona göstereceği güler yüzlülük, onu insan yerine koyma, onu saymadan tutun namaz kılmasına, hac etmesinden zekat vermesine, toplumu eleştirmesinden yönetimi eleştirmesine kadar her hususta bu amacı kesinlikle nazarı itibari almamazlık edemez. Ettiği anda avucunu yalar, hiç sevap denilen şey gerçekleşmez. Allah'a razı edemediğiniz bir iş de şuhulü menfadır. Yani boş iştir, kula hiçbir şey kazandırmayan iştir. Bu itibarla Müslüman mutlak surette her işinin siyasetini, prensipleri itibariyle Allah'ın razı etme amacını gerçekleştirecek biçimde tutturmak hem
niyet, düşünce itibarıyla hem de o niyeti, o düşünceyi gerçekleştirecek fiili, pratik yani amel itibarıyla bunu göz önünden uzak tutmamak zorundadır. İyi niyet tek başına hiçbir haramı helal yapmaz. Örneğin birisi Allah rızası için şu kadehi buyurun dese, siz de samimiyetle Allah rızası için o kadehi buyursanız Allah razı olur mu? Çocuk oyuncağı mıdır? Olmaz. Değil mi? Bu itibarla Allah'ı razı etmek tıpkı bir su molekülünün nasıl iki H bir O'dan oluşuyorsa, yüz binlerce H2'den değil veya O'dan değil, oksijenden değil, iki H bir oksijen, iki hidrojen bir oksijenden oluşuyorsa bir su molekülü, Allah rızası denilen molekülde Allah'ı razı etme emeli, amacı, niyeti artı hangi işe taalluk ediyorsa o işte Allah-u Teala'nın ondan nasıl davranmasını istediyse o şekilde davranmak suretiyle bu ikisini bir arada bulundurmak suretiyle Allah'a razı etmek sonucu doğurabilir. Bu bakımdan Müslümanlar gerek devlet olmadan gerek ferden veya henüz cemaat bile değilken iki kişi iken bile İslam'ın bu konularda her konuda getirdiği gibi koyduğu esasları şahsı için şiar edinmek, bunları esas ittihaz etmek kesinlikle bu miyarı kaybetmemek zorundadır. Aksi takdirde filan yerlere gelebilirsiniz, falan sonuçlara ulaşabilirsiniz ama Allah'a kesinlikle razı edemez. Allah'a razı etmediğiniz davranışların da Allah katında hiçbir önemi yok. Olması da mümkün değil. Zaten küfür dediğimiz şey bir anlamda bu değil midir? Ne yaparsanız yapın, Allah için yapmadığınız sürece Allah'ın nazarında hiçbir itibarı, hiçbir kıymeti olmaz. Başkalarının nazarında kıymet ihraz edebilir, kıymet ifade edebilir. Kimin için ne yapıyorsanız o ondan razı olabilir. Ama Allah razı olur. Allah'a razı etmek amaç olduğuna göre, ideolojilerde çeşitli değer ölçüleri var. Mesela İslam'da tek amaç vardır, tek ölçü vardır, Allah'a razı etmek. Her işten amaç sonuçlanan şey, istenilen şey budur, hedefler. Kapitalizmde amaçlanan şey yarar sağlamak, fayda meydana çıkarmaktır. Laik, demokratik, kapitalist düzende yarar sağlamak. Maddi bakımdan yarar meydana getirmeyen hiçbir işin onların gözünde, dünya görüşünde itibarı yoktur. Hukuk felsefesi kitaplarında, kamu hukuku kitaplarında bu hususta uzun uzun bilgiler verilir. Marksizm'de biliyorsunuz, amaç, tek amaç maddenin tekamülünü, gelişmesini sağlamaktır. Eğer bir davranış değerli olacaksa ancak bu çelişkileri hızlandırmak, bu süreci hızının ivmesini arttırmak, arttırıcı ise bir amel değerlidir. Başka hiçbir amelin anlamı yoktur. Bu itibarla mesela bir kapitalist, bir Müslümanın Allah rızası için birisine sadaka vermesini menfaat sağlayıcı bir sonuç ortaya çıkarmadığı için bir türlü anlayamaz. Sanki insan değildir. Bu bakımdan pek kısa ve genelde verdiğimiz bilgileri inşallah soracağınız veya gerek duyarsanız soracağınız sorularla daha da açıklığa kavuşturmaya çalışırız. Genel olarak ilk etapta siyasetle ilgili söylemek istediklerim bunlar. Teşekkür ederim. Ercüment Bey'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle Ercüment Bey, amaç Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu bakımdan gaye meşru olmalıdır. Meşru gaye ise ancak meşru vesilelerle ulaşılabilir. Filan yerlere girebilirsiniz veya de falan makamlara ulaşabilirsiniz ama bu bir kıymet ifade etmez. Bu Allah'ı razı etmez. Yani siyasete çizdiği teorik çerçeveden sonra özetle söylediği şeyler bunlar. Kuşkusuz bunlar ilk yerde hemen herkesin söylediği şeyler, genel doğrular. Fakat esas bu genel doğruları bir takım somut vesilelere indirgediğimiz zaman veya de somut vesilelerle ilintilendirdiğimiz zaman işte tartışmalar baş gösteriyor. Ben bu konuyu bu anlayış çerçevesinde Sayın Abdurrahman Dilipak'a yöneltmek istiyorum. Bir gazeteci ve yazar olmasının yanı sıra aynı zamanda kendi ifadesiyle bir partizan. Dolayısıyla siyaset denildiğinde bu toplumda akla gelen particilik olgusu, bir vesile olarak particilik olgusu
Sayın Ercüment Özkan'ın belirttiği mantık çerçevesinde nereye oturuyor? Yani Sayın Abdurrahman Dilipak siyaset, parti veyahut da meşru gayede ancak meşru gayeye ancak meşru vasıtalarla ulaşılabilir konusundaki tespite particilik olgusunu, Türkiye gerçekliği içerisinde particilik olgusunu göz önünde bulundurarak veyahut da başka vesileleri göz önünde bulundurarak nasıl bir açıklama getirmektedir? Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Büyük birader bizi gözetliyor. Onun için konuşmalarına da dikkat etmem gerekir. Zor bir soru. Bazı soruların cevaplarını bilmek değil, onu ifade etmek. Fincancı hatırlarını ürkütmeden kervanı menzile ulaştırmak son derece önemli. Aslında bu konudaki tartışmaların yerli yerine oturmamasının temel sebeplerinden bir tanesi toplumumuzun bilgi birikimi bakımından, bu işin filozofisi bakımından hazır olmamasından kaynaklanıyor. Herkes kendi bilgisini hakikatin kaynağı ve ölçüsü olarak kabul ediyor. Kendi liderine, örgütüne ve kendi zanlarına tabi oluyorlar. Ve gayet basit aritmatik bir gerçektir. Bu beyin bana uzaklığı, benim bu beye uzaklığıma eşittir. Dolayısıyla benim fikrim ne kadar bana garip gelecekse, onun da fikri bana o kadar garip gelecektir. 6 ay bir gün gidip sonra bir hafta boyu yol olmamış olacağız. Bu işin bekantı, daha önceki kat edilen mesafeleri bakımından da çok iç açıcı bir şeye sahip değiliz. Yani önümüzde bazı örneklerimiz, Asıl Saadet'ten falan tarihten bazı örnekler buluruz. Şimdi tarihi de havaç pamuğu gibi atıyoruz artık. Yani onu da pek... tarihi de havaç pamuğu gibi atıyoruz. Bugüne de geldiğimizde önümüzde örnek olarak alacağımız uygulamalar yok. Krallıklar, şahlıklar, sultanlıklar, emirlikler, cemahiriyeler, demokratik yönetimler, çok partili yönetimler, tek partili yönetimler, federasyonlar. Bunların hepsi de kendilerine göre İslamlık iddiasında bulunuyorlar. Herhalde bu kadar çok İslam yoktur. Şöyle ya da böyle herkes kendi kanaatleriyle dinini sentez yaparak bunu yeni bir din olarak topluma emretmek istiyor. Burada Ercüment Bey'in şu değer yargısına katılmamak mümkün değil. Ben onu biraz daha genişleterek ifade etmek istiyorum. Biz bu dünyaya imtihan olmak için geldik. Her şeyimizle, yaşadığımız her anda, sadece yaptıklarımızla değil, yapmadıklarımızla da, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızda da, sadece söylediklerimizde değil, söylememiz gerekirken söylemediklerimizde de hesaba çekileceğiz. Dolayısıyla bireysel bir din yok ortada. Toplu olarak yaşamamızı gerektiren birbirimizden hesaba çekileceğiz. Biz koyun değiliz, her koyun kendi bacağından atılır ama biz birbirimizin hukuku konusunda da hesaba çekileceğiz. Dolayısıyla toplum olarak yaşamak zorundayız. Toplumda da fikir ihtilafları her zaman olacak ama hiç kimse meşru kaynaklar, meşru yöntemler ve iyi niyet olmayan bunlardan birisinin eksik olduğu bir iddiayı ümmete şeriat olarak emredemez. Yani yapacağımız her işin meşru bir kaynağı, iyi bir niyet, yani iyi niyet, ameller niyetlere göre bir niyet, üçüncüsü de meşru bir yönteme sahip olması gerekir. Yalnız burada hemen ifade etmem gerekir. Yani faiz moluyla zekat veremezsiniz. Yalnız siz hacca gidiyorsunuz şimdi. Hacca giderken faizdir ödediğiniz paranın. Yani bir farzı yerine getirirken belli bir haramı yerine getirmek durumundasınız. Bundan kaçamazsınız. Yani en masumane, en meşhur gibi kabul ettiğiniz işlerinizde bile, yani şu yaptığınız işin içinde bile gayrimeşruluk oranı ilkesel olarak baktığınızda hayli yüksektir. Dolayısıyla vakayı tespit ederken kesin naslarla sabit olan hükümleri o günün içerisinde de ya faizin haramiyetini ben tartışalım demiyorum hiçbir zaman. Ama sıyrılamadığımız, içinden çıkamadığımız bir vakayı da mevcut şartlar içerisinde değerlendirmemiz gerekir. Yani şunu söylemek istiyorum. İslam toplumundaki değer yargılarıyla İslam toplumuna geçiş sürecindeki yöntem, maslahat arasında bir farklılık ortaya çıkacaktır. Burada doğrudan doğruya iyiliğin emretme, kötülükten men etme değil,
İyiliğe giden yolu açma, bu süreci hızlandırma yolundaki maslahatı, yani Sayın Halil Örün'ün Konya Belediyesi'ndeki fonksiyonunu tartışabiliriz. Yani burada genel evi de var, meyhaneler de var, bunun bu işlerle ilişkisini de biliyoruz. Ama Halil Örün'ün burada yaptığı şey, kötülüklere elinden geldiğince mani olmak, iyilikleri öne çıkartarak bir maslahatı can tutmak. Bu anlamda ben pratik politikada da insanların amellerini değerlendirirken içinde bulunduğumuz konjüktürel şartları değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazıları bunu içine sığdıramayabilir. Evet, yani birisi ben de işte faiz demek hem adi cümlelerden birisidir dese, evet ben yumurta yediğim zaman sırtım kaşınıyor, alerji yapıyor. Hiç faizden alerji olmuyor. Birisi gerçekten faiz yediği zaman vücudu alerji yapıyorsa, keşke öyle hassas insanlar olsa, onun bu anlayışını saygıyla, anlayışla karşılar ve selamlarım. Ben o kadar hassas değilim. Ama bu yaşadığımız vakanın içerisinde niyetlerimizi ve kaynaklarımızı çok sağlam tutar. Yani yaptığımız işi meşrulaştırarak, yaptığımız işe iman ederek değil, yaptığımız işi için yaptığımızı ve neyi hedeflediğimizi gözeterek Allah'a vereceğimiz hesaba göre, kesinlikle hiç kimseye değil, Allah'a vereceğimiz hesaba göre hareket etmek durumundayız. Siyaset meselesi öteden beri zor bir meseledir. İslam tarihinde de çok kanlı olaylara sebep olmuş, değişik olaylar yaşanmıştır ve bugüne kadar da hala pratikte tam anlamıyla çözümlenememiştir. Kitlelerin bu konuda bir tez üretmesine pek fırsat verememiştir. Yani 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda kim alternatif bir siyaset üretebilirdi ki? Siyasetten katle giderdi. Yani siyasetin diğer anlamı öldürmektir. Siyaset etmek, Mehmet Doğan yok, ondan alıntı yapıyorum arkadaşlar, hayır öyle bir anlamı yok dediler. Fakat kullanılan meşhur da olsa, siyaset etmek öldürmek demektir. Yani birisini öldürülmüş zaman siyaset etti denilebilir. Siyasetgah denir idam sehpasına. Sayın Turgut Özal da bir konuşmasında öyle demişti. Biz bu makama kefenimizi giydik de geldik. Burası hem bir saltanat yeridir hem de kefenlerin kuşanıldığı bir yerdir. Evet, yani siyaset meydanı ölümle hayat arasındaki bir çizgidir. Ve iktidarlar temelde toplumun refahını, gelişmesini, güvenliğini, temel hak ve hürriyetlerini korumak adına vardırlar. Devletin varlığı, hükümdarın varlığı, devleti temsil eden kişinin varlığı, anayasalar ve yasalar bunun için vardır. Ama genelde baktığımızda tarih boyunca birçok olay bize gösteriyordu ki iktidarlar siyaseten katil yolunu kullanarak çoğu kez toplumun hürriyetlerini tahdit etmişler. Devlet kendine ait standartları belirlenmiş, dinler üretmiş, onların özgürlükleri üzerine tahkikler koymuşlar. Onların refahlarını değil, onların menfaatlarını belli çıkar gruplarının eline geçirmek yolunda işbirliklerine gelmişler. Ve toplum siyaset üretme konusunda hep ikinci plana itilmiştir. Ben siyasetsiz bir toplum olabileceğini düşünmüyorum. Yani siyasetin pratik sonuçlarına bakacak olursak, bir arada yaşamanın getirdiği problemleri birlikte çözmek için bir yöntem önerisidir siyaset. Birlikte yaşamaktan kaynaklanan problemler. Biz birlikte yaşamaya mecburuz ve bu yöntemi başarmamız gerekir. Ancak bunun da tartışması toplumda çok uzun, tarihi çok uzun dönemleri boyunca yasak kapsam dışında kalmıştır. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife işte dayak yemiştir yani. Gitmiştir, zindanda gitmiştir. Çünkü o kendi yönetim felsefesini, tezini, iştihadını açıkça ifade etme şansına çok da fazla sahip değildir. Çünkü sizin her söyleyeceğiniz şey sizi yönetenlerin, sizi kurtaranların kurtuluş reçeteleriyle çelişiyor. Onun için de konuşmamanız lazım. Ve siyaset etmek giderek topluma hükmetmek anlamına geliyor. Toplumun çıkarlarını savunmak yerine, onun güvenliğini korumak yerine topluma karşı bir tehdide dönüşüyor bugünkü. Yani işte Polonya'da geçen sene %98 çoğunlukla Komünist Partisi iktidar olurken bu seçimlerde bir eksik tamamlı dayanışma kazandı.
seçimler falan hepsi bu sözde demokrasi ortamlarında kuşa çevrilebiliyor. Demin yönetim şekillerinde kısaca saydım yani ben, hepsi de kendi meşruiyetlerini hukuk olarak topluma emrediyorlar. Siyaset, insanların, bir takım insanların toplum üzerinde rahatlık iddiasına da dönüşebiliyor. Evet, onlar siyaset bir takım kadroların topluma rahatlık iddiasına dönüşebiliyor. İdeolojiler de bu rahatlık, kendini rahat sanan bu kadronun şeriatı olarak topluma emrediliyor. Çünkü onlar iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri size emrediyor. Hatta sizin dininizi kendi şeriatlarına, kendi yasalarına, şeriat kelimesini çok kullanıyorum yine, yani bir takım çevreler belki heyecanlanırlar diye söylüyorum. Şeriat kelimesi hukuk demektir, meşruiyet demektir, bir dinin emir ve yasakları demektir. Dolayısıyla hiçbir layık ülkede ya da hiçbir insan haklarına saygılı ülkede ya da herhangi bir meşru ortamda şeriat kınanamaz, alaya alınamaz. Çünkü şeriata karşı bir uzatırsa meşruiyetini yitirir, hukuka karşı bir uzatmış olur ve illegal konuma sürüklenir, din düşmanlığı yapmış olur. Evet, yani her toplumun bir şeriatı vardı. Ben genel anlamda bu şeriat kelimesini ifade etmek istiyorum. Bugünkü dünyamıza baktığımızda toplumların sistemli bir şekilde politikadan teşhis edildiklerini görüyoruz. Siyasetten teşhis edildiler. Apolitik bir yapı oluşturmak istiyorlar. Siyaset bugünkü anlamıyla saygın siyasetleri siyasetten, siyasetin şerrinden Allah'a sığınırım gibi bir tanım kullanmıştır ki siyasetin bugünkü argo anlamı iki yüzlüdür. Sahtekarlık sizi kandırmaktır, sizi oyalamaktır, aldatmaktır. Çünkü siyasetin pratiğini bu noktaya kadar getirdiler. Elbette bu tanımlar içerisinde Batı'daki politika kavramının doğuşu ya da geri kalmış ülkelerdeki siyasetin pratiklerine bakarak İslam'da bir siyaset mantığı üretmek mümkün değil. Ama siyaset bizim İslam toplumunda ya da İslam dışı toplumda nasıl davranmamız gerektiğine ilişkin ümmetin maslahatını gözetmek anlamında yorumlanabilir. Siyaseti bu anlamda alacak olursa bu apayrı felsefi bir tanım oluyor. Her zaman meşrudur insanların böyle bir ilişkinin dışında kalmaları mümkün değildir. Siyaset, bazen siyaset deyince hemen siyasi partiyi anlıyor. Siyaset kültür politikası olur, yani kültür siyaseti olur, ekonomi siyaseti olur, ne bileyim sanat siyaseti olur, mimari bir yapı, şehir siyaseti olur, şehircilik siyaseti vardır. Üzülerek belirteyim ki ülkemizde yani Müslümanlar şeriatın ne olduğunu bilmezler. Cumhuriyet savcılarının bir kısmında belki Cumhuriyet'in ne demek, Cumhuriyet gazetesi yazışları müdürünün Cumhuriyet'in ne demek olduğunu bildiğini sanmıyor. Evet, yani Cumhuriyet gazetesi okurları, Cumhuriyetçi Halk Partisi eski bir arkadaşımız varsa sorun bakalım Cumhuriyet ne anlama gelir, ne manadır biliyor musun? Bilmez, kesinlikle bilmez. Ben CHP'nin eski genel sekreter yardımcısına sordum Cumhuriyet ne demektir diye. Halkçılıktır dedi. Dedim altı oktan bir diğer halkçılıktır. Bilmiyorlar. Yani kavramları bilmiyoruz. Laikliği bilmiyoruz. Yani siyaset meselesinde hemen Türkiye ya da İslam ülkeleri vatana indirgediğimizde din devlet ilişkisi ortaya çıkacaktır. Türkiye'de birçok şey çarptırıldı. Yani burada belki bir detaydır ama laiklik konusuna kısaca değinmek istiyorum izin verirseniz. Yani Avrupa ülkelerinin sözüne layık olarak yutturuyorlar. Bayağı yutturuyorlar. Avrupa ülkeleri layık falan değil. Önümde de bir çalışma var. Önümüzdeki günlerde yayınlamayı düşünüyorum. Bir arkadaş hazırladı. Bugün 12'ler dediğimiz Batı Avrupa ülkelerinden sadece 4 tanesi layıktır. Bunlardan 8 tanesi teokratiktir. Evet, yani bunlardan mesela protestan olanlar, anayasalarında devletin dininin protestan olduğu yazılı olan devletler, İsveç, Norveç, Danimarka ve İsviçre'dir. Anglikan Kilisesi'nin himayesindedir İngiltere. Yani İngiliz kraliyeti, kraliçesi, Canterbury Başpiskoposu'nun vasayeti altındadır. İngiltere kilise vasayeti altındadır. Aynı şekilde Portekiz, İspanya ve İtalya Katoliktir. Anayasaları doğrudan doğruya Katolik olduğunu belirtir. Mesela İtalyan Anayasası'nın 7. maddesi din ve devlet iki eşit egemendir. Aralarındaki ilişkiyi toplum yararına bir sözleşmeyle belirlenir. Kilise ve devlet bir araya oturur, bir sözleşmeyle aralarındaki ilişkiyi belirlenir.
Katolik ülkelerin hiçbirisinde kilise arazisine devletin hiçbir unsuru müdahale edemez. Yabancı ülke toprağı gibidir çünkü Vatikan'ın himayesi altındadır. Layık olan ülkelerse, ya Katolikler, Portekiz, İspanya, İtalya, layık ülkeler, Hollanda, Fransa, Almanya, bu üç Amerika Birleşik Devletleri ayrıca. Mesela bu layık olan ülkelerde de kilisenin siyasal sürece katılma hakkı var. Yani Hristiyan Demokrat Partileri vardır ve kilise özeldir. Yani bu layık ülkelerde de devlet güçleri kilise arazisine giremez ve onlara herhangi bir müdahalede bulunamaz. Ama kilise siyasi sürece katılabilir. Bugün Avrupa'daki en güçlü siyasi hareketlerden bir tanesi Hristiyan Demokrat Hareketi'dir. Mesela Hollanda'dan ben size bir layık uygulaması örneğin geçen sefer verdim mi bilmiyorum. Yani hastanede oruç tutan Müslümanlar için Hollanda'da sahurda ve iftardan sonrası için iğne yapmak üzere gece nöbetçi hemşireler tutuluyor. Namaz, teravih namazı kılmak isteyenler için yer ayrılıyor. Doktor nöbeti tutuluyor. Tansiyonu düşük ülkeler düşen olursa yardım edilmek üzere. Kadın hastalara erkek hemşireler iğne yapmıyorlar. Kadın hastalıkları için Müslüman bir doktor Türkiye'den getirilmiştir. Tabi bu bir yerde yani bu basının reklamına da girmesinden de korkuyorum. Ya bu bir Hristiyan vakası olarak, yani layık bir batıda doğan bir Hristiyan kültürünün uzantısı olarak değerlendirmek gerekir tabi. Yani süremiz de dolmak üzere siyasi yapılaşma, bugünkü şartlarda siyasi yapılaşmayı ben vazgeçemeyeceğimiz bir zaruret olarak kabul ediyorum. Bakın şöyle bir şey, bugün Batı Avrupa'da 25 milyon Müslüman var. Aslı Tunuslu, Cezayir, Türk, Yugoslav, Şubo. Yani yıllardan beri Avrupa'ya yerleşmiş insanlar. 25 milyon tekrar İslam topraklarına dönmeyecek Müslüman var. Türk işçisi değil bunlar sadece. Aslı Tunuslu, Cezayir'de, İngiltere, Fransa hızla İslamlaşıyorlar. Ve Batı Avrupa'da Müslümanların varlıkları artık siyasi ve hukuki bir vaka haline gelmiştir. Ve Müslümanlar bu kendi siyasi yapılarını oluşturmak zorundadırlar. Aynı şekilde İslam ülkelerindeki yönetimlerin karakterleri oldukça farklıdır. Bu geçiş sürecini ayrıca tartışmamız lazım. Sonuçta varacağımız yerdeki yapılanmamızı da yeniden tartışmamız gerekir. Sonuçta yapacağımız şey doğrudan doğruya kendi adımıza ortaya koyacağımız değerlerdir. Bu süreçte ise kendi yaşama şansımızı, kendi gelişme ortamımızı tanzim etme noktasında bir maslahat üretmektir. Bu maslahat üretilirken de çok değişik görüşler olacaktır. Bunların hepsini ben meşru kabul ediyorum ve parti zaten parçadan geldiği için insanların, aynı görüşü paylaşan insanların kendi aralarında bir araya gelmelerini meşru kabul ediyorum. Ancak hiç kimse kendi örgütünü, liderini ve yöntemini başkasına emretmemek kaydıyla, kendisini hakikatin kaynağı ve ölçüsü olarak görmemek kaydıyla, kendisi gibi düşünmeyeni tekdir etmemek kaydıyla. Ha bunu yapanların hepsi de meşru, varlıklarını meşru kabul ediyorum, yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Herkes. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bu panel genel bir konu içerdiği için haliyle burada toplaşan insanların farklı beklentilerine neden oluyor. Nitekim şu an önüme iki kağıt tuttu. Her ikisi de farklı bir beklenti içerisinde. Meselenin bir yana ağırlık verdiğiniz zaman bazı arkadaşlarımız, bazı dinleyiciler haliyle panelin hedefine ulaşmayacaklarına hükmedeceklerdir. Buna inanıyorum. Diğer tarafını ihmal ettiğimiz zaman yine panelde söylenmesi gereken şeylerin söylenmediğini veya da sorulması gereken şeylerin sorulmadığına hükmedeceklerdir. Dolayısıyla siyaset gibi genel bir başlığın seçilmesi bu açıdan paneli yöneten kişiyi de haydi zorlamaktadır, takdir ederseniz. Şimdi birisi evrensel meseleleri gündeme getirmemi istiyor. Yani Afganistan, Filistin, İran ve benzeri yerlerde olup bitenlere ilgi çekmek gerektiğini, sunum biçiminde ilgi çekmek gerektiğini ifade ediyor. Diğerisi tam tersine tarih boyunca peygamberlerin ortaya koymuş olduğu mücadele yöntemlerine dikkati çekerek mevcut toplumda egemen sisteme rağmen
düzen için mücadele İslami olabilirdi. Yani yine temelde yöntem, meşru yöntem sorusunu getirmekte. Şimdi birisini sorduğunuz zaman mesele bu çerçevede sürüklenecektir. Öbürünü sorduğunuz zaman yine bu çerçevede sürüklenecektir. Sanıyorum soru cevap aslında sayın konuşmacılar merakla bu soruları soran arkadaşlarımızın sorularını cevaplandıracaklardır. Ben daha çok siyaset tartışmalarında öne çıkan, şu an panelimizde öne çıkan yöntem, meşru yöntem konusuna tekrar değinmek istiyorum. Ve Sayın Beşir Elyasu'ya meşru yönteme sahip olmak ne demektir? Siyasette meşru yöntem nedir? Yani bir yöntem, meşru yöntem. Nedir meşru yöntem? Çok açık ve net çerçevesi çizilmiş bir yöntem var mıdır? Meşru yöntem denildiğinde ne anlaşılmalıdır? Siz ne anlıyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'tan hepimizi sırat-ı müstakim üzere sabit ve daim kılmasını temenni ederiz. Biliyorsunuz insanlık tarihi ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlamıştır. Yüce Rabbimiz Hazreti Adem'i eşi Havva ile birlikte cennette yerleştirip ona ve hanımına bir takım direktifler vermişti. Bu cennette istediğiniz gibi yiyiniz, içiniz. Fakat şu ağaca yaklaşmayınız. İşte bu bir siyasettir. Yani insanların neleri yapabileceklerini, neleri yapamayacaklarını tahdit edilmesi, açık seçik bir şekilde ortaya konulması onlar için tahdit edilmiş bir siyasetin ifadesidir. Hukukçu buna bakar, buna hukuk der. Bir başkası başka açıdan bakar, bu işte şudur der vesaire vesaire. Fakat netice itibariyle bunların hayatları seyrinde, ilişkilerinde, davranışlarında ister fert, isterse de toplum olarak karşı karşıya girişecekleri ilişkilerde, olayları değerlendirişlerinde, verecekleri değer hükümlerinde, eşya ile aralarındaki ilişkilerin tanziminde bir takım esaslara riayet edeceklerdir. Bir takım şeylerden kaçınmaya çalışacaklardır, bir takım şeyleri de yapmak gereğine inanacaklardır. İşte bu bir siyasettir. Bu anlamda İslam insanlar için bir takım şeylerin yapılmasını ve bir takım şeylerin de yapılmamasını öngörmek suretiyle insanlar için ve onun muhatabı olan, daha doğrusu onu kabul etmek durumunda olan müminler için bir de siyaset takip etmiş oluyor, tayin etmiş oluyor. Bu bakımdan Hazreti Adem'den itibaren son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hepsinin ortak birkaç kelime ile ifade edilebilecek, Kur'an-ı Kerim'in sık sık vurguladığı bir siyasetlerinin olduğunu görüyoruz ki, bu siyaset bizlere hem gayeyi, hem vasıtayı ve hem de ifade yerindeyse bu gayeye ulaşmak için izlenecek yolu da özetlemektedir. Nedir bütün peygamberlerin ortak çağrısı? En ya'budullaha ve atiyon. Allah'a ibadet ediniz ve bana itaat ediniz. Allah'a nasıl ibadet edeceksiniz? Onu size getirmiş olduğu bu tebliğe itaat etmek suretiyle, bu tebliğin gereklerini yerine getirmek suretiyle ona itaat etmiş olacağız. Dolayısıyla sizin toplumunuzda, sizin hayatınızda, ilişkilerinizde gerek fert olarak, gerek aile olarak, gerekse toplum olarak, teşkilatlanışınızda, şekillenişinizde, ilişkilerinizin ve davranışlarınızın mahiyet kazanmasında, nitelik kazanmasında ve değer hükümleriyle değerlendirilmesinde bir temel, bir takım esaslar üzerinde oturacaktır. İşte bunların özeti peygamberlerin ifadesiyle, Kur'an-ı Kerim'de bulan ifadesiyle veya da isterseniz bunu kelime-i tevhidle de ifade edebilirsiniz. Allah'tan başka hiçbir ilahın olduğunu kabul etmemek. Bu İslam'ın öngördüğü siyasettir. Bununla birlikte İslam kendisinden başka, yani kendisinin dışında bir takım siyasetlerin varlığını da kabul ediyor. Ve zaten İslam
bütün insanlara bu anlamda bakacak olursak, konumuz açısından bakacak olursak, insanlara ifade yerindeyse Allah-u Teala'nın öngördüğü siyaseti kabul etme çağrısıdır. Bu siyasete tabi olma çağrısıdır. Bu siyasetin gereklerini fert olarak, toplum olarak, yöneten ve yönetilen olarak yerine getirme çağrısıdır. Bütün peygamberler işte bu mesaj ile gelmişken ve onlara bunları anlatırken Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, Allah'a ibadet edeceksiniz ve bana da itaat edeceksiniz derlerken Allah-u Teala peygamberlere zaman zaman kitaplar, sahifeler indirirken, yani onlara, toplumlarına İslam'ı öğretmek için yol tayin ederken bunu ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de buna dair, yani sayamayacağınız kadar kelime, hatta ve hatta diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar temeli bu esasla dayanır. Peygamber Efendimiz'e hitaben ve bütün ümmetine örnek olması bakımından Allah-u Teala şöyle elde ediyor. De ki, muhakkak benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Eğer Rab yöneten ise, bu kainatın Rabbi, ona bu düzeni veren ise, değil mi? Benim hayatımı ve ölümümü tayin eden de o olduğuna göre, hayata gelişim ile ölüm arasındaki doğruda cereyan edecek olan bütün ilişkilerimi veyahut da karşı karşıya kalacağım bütün meseleleri tayin etmek durumunda olan da elbette ki odur. Çünkü güneşten atomuna, güneş sisteminden atomuna kadar bu yapıyı, bu ahengi, bu düzeni veren kim? O. Beni bu şekilde yaratan kim? O. Peki her şeyi kendi hakimiyeti altında alan Allah-u Teala bana imtihan etmek için irade vermiş ise, ben bu irademi kullanarak, irademe güvenerek, sen bana bu iradeyi verdin ama bu iradeyi sana itaat etmemek noktasında kullanıyorum dediğim anda siyasetin peygamberi çizgisi kaybedilmiş, cahili çizgisi içerisine girilmiş oluyor. İslami olmayan veyahut da cahili olarak ifade edebileceğimiz siyaset ile İslami siyasetin temel karakteristik bir takım özellikleri vardır. Bütün bunların hepsini şu şekilde özetleyebiliriz. İslam'ın siyasetinde yöneten ve yönetilen hepsi Rabbin kuludur. Ve Rabbin kulu olarak aralarındaki ilişkileri tanzim ederler. Hepsi aynı kulluk hukukuyla bağlıdırlar. Allah'a karşı aynı hukukla sorumludurlar. اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَذِ الرَّحْمَنِ Göklerde ve yerde her kim var ise mutlaka Allah'ın huzuruna kul olarak gelecektir. Demek ki İslami siyasetin temel özelliği veya temel karakteristik vasfı kulluktur. Bütün mahlukatın kulluğudur. Bundan müstesna hiçbir kimse yoktur. Peygamber de buna dahildir. Halife de varsa o da dahildir. Yoksa müminlerin lideri durumunda kim varsa o da dahildir. Sıradan bir Müslüman da dahildir. Peygamber Efendimiz de diyor. Yani siyasetin dışında İslam'da Abdurrahman Bey'in sefas ettiği şekilde apolitize olacak hiç kimse yoktur. Kullukum râinâ, kullukum mesûlâ râiyyâ derken Peygamber Efendimiz bize İslam toplumunda olması gereken siyasetin temel vasfını ortaya veya da sorumluluk noktasını, bireyin noktasını ortaya koymuş oluyor. Hepiniz çobansınız, her çoban yüzünden mesuldür. Hadisin devamında halife, imam bir çobandır. Elinin altında yönettiklerinden sorumludur. Aile reisi bir çobandır, yönettiklerinden sorumludur, ailesinden sorumludur. Kadın, hanım bir çobandır, evinden sorumludur. Köle bir çobandır, işçi bir çobandır, memur bir çobandır, amir bir çobandır. İslam literatüründe yani bir siyasidir. İçinde bulunduğu konumu İslam'a göre idare etmekten sorumlu olan bir yaratıktır. Bir irade sahibi mahluktur ve siyaseti onun Allah-u Teala'ya ubudiyettir. Allah-u Teala'nın onun için daim ve tespit etmiş olduğu doğrultu üzerinde yürümektir. Bu doğrultu üzerinde yürüdüğü takdirde onun güttüğü siyaset, konumu ve mevkiine bakılmaksızın İslami'dir. Eğer içinde bulunduğu noktada İslam'ın emir ve hükümlerinin dışına çıkıyorsa, çıkış oranına göre İslam'a uzaklaşmış olur ve bu netice itibariyle belki cahili siyaseti kabul etmek ve benimsemek manasıyla İslam'ın reddi noktasına kadar da gelebilir. O bakımdan az önce söylemiş olduğumuz İslam'ın manasıyla siyasetin genelliği sebebiyle
Efendim siyaseti şerriyesinden tutunuz, siyaseti tedbir imanesine kadar siyaset vardır. Yani ev idaresine kadar İslam tarihinde, İslam literatüründe bu bana biz hepsine tek tek siyaset demişiz. Demek ki bizim için en küçüğünden en büyüğüne kadar kelimenin sözlük manasını izah edilirken atı terbiye eden kişi de bir iş yapıyor. Bir siyaset yapıyor. Atı kullanılabilir, yani maksadına uygun şekilde kullanılabilir hale getirmek için eğiten bir insan. İşte peygamberler de teşbih ve hata olmazsa insanların Allah-u Teala'ya ubudiyete talip, ubudiyete elverişli bu konumu, bu gerçeği, bu görevi, bu fonksiyonu gerçekten ifa edebilen bir varlık, bir yaratık, yani yaratılış gayesine uygun nasıl yürüyebileceğini, nasıl hareket edebileceğini göstermektir, bunu tayin ve tespit etmektir. Bunun vesileleri, elbette ki ilk konuşmacı Sayın Ergümen Özkan'ın da ifade ettiği gibi, elbette ki gaye ile vasıta arasında bir münasebet olacaktır. Yani kesinlikle gayemiz meşru iken biz gayri meşru vasıtalara ittifak edemeyiz. Yani cahili siyasetlerde senin önüne bir gaye koyar ve der ki bu gayeye nasıl ulaşırsan ulaş benim umurumda değildir. Ben senden bu gayenin gerçekleşmesini isterim der. İslam öyle değil. Benim senin önümde koyduğum gaye budur. Allah'ın rızasıdır veyahut da maddi planda Allah'ın ahkamının uygulanmasıdır insanlar arasında. Gaye bu. Fakat bu gayeye istediğin şekilde gidemezsin. Senin gayen meşru ama benim meşru kılmadığım bir vasıtayı sen kullanmak yetki ve imkanına sahip değilsin. İşte böyle bir münasebet de vardır. Bir fıkıh kaidesidir. Eşyada asıl olan ibahadır. Dolayısıyla İslam'da sarahte veya delalete yasaklanmamış her türlü vasıta, her türlü vasıta bizim meşru gayemiz için kullanılabilir bir vasıtadır. Ancak manası itibariyle, şekli itibariyle, ruhu itibariyle, İslam'ın bütünüyle veya İslam'ın herhangi bir hükmüyle çelişmekte olan bir yol ise, bir vesile ise İslam bunu reddeder. Fakat bunun çelişmekte olduğu ortaya konulamıyor ise veyahut da herhangi bir şekilde tespit ve tayin edilemiyor ise o zaman belirtmiş olduğumuz gibi eşyada asıl olan ibahadır ilkesinden hareketle bizim için memnun olmayan her vasıta, Kur'an ve sünnette men edilmemiş olan her türlü vasıta nedir? İslam'ın siyaseti veyahut da İslami siyasetin gayesi olan Allah'ın ahkamının kullar üzerinde nihai bir şekilde uygulanması, fitnenin tümüyle yeryüzünden kaldırılması doğrultusunda bütün bu araçlar değerlendirilir, kullanılabilir. El verir ki bunların herhangi birisi, herhangi bir şekilde İslam'ın herhangi bir hükmüyle men edilmemiş, reddedilmemiş olsun. Bunların men edilip edilmediklerini, reddedilip edilmediklerini elbette ki tayin ve tespit etmek de zor bir mesele değildir. Çünkü İslam bütün ahkamıyla elimizin altındadır. Pekala bu hükümlere bakarak bunları tayin etmek mümkündür. Buna göre İslami hareketin tek fert ile başlaması anından itibaren alınız, aynı kelimede belirtildiği şekliyle yeryüzünden tüm milletlerin ortadan kaldırılmasına kadar dahi Müslümanların fert olarak, yöneten devletler olarak konumları ne olursa olsun takip edecekleri bir siyaset vardır. İslam hiçbir zaman, hiçbir noktada ne yapmamıştır? Bu konuda bizleri başıboş bırakmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı peygamber olarak başladığı andan itibaren vefatına kadar, başından sonuna kadar İslami siyasetin vazgeçilmez ve mutlaka başvurulması gereken bir pratiğidir. Veya en önemli ölçülerin arasında gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek insan olarak, bu dağların tek sahibi olarak Mekke'nin cahili toplumu içerisinde olduğu zaman belirli bir siyaset takip etti. 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi olduğu zaman belirli bir siyaset takip etti. Onlara Habeşistan'a hicret etmek için izin verdiği zaman belirli bir siyaset takip etti. Hicret ederken Mekke'den Medine'ye, Akabe seyahatlerine, devletini kuruncaya, savaşlarını yapıncaya kadar bunların hepsi suhde de, savaş halinde de, hazarda da, seferde de dedikleri gibi başından sonuna kadar belirli bir siyaset takip etti. İşte İslami hareketlerin halifesiz toplumda Müslümanları, başsız Müslümanların ister bölgesel ister bütün dünya noktasında olsun
Müslümanların her zaman için tayin ve tatbik edecekleri bir siyasetleri vardır. Bilhassa İslam'ın egemen olmadığı toplumlarda Müslüman insanların özellikle göz önünde bulundurmaları gereken bir siyasi ilke vardır ki o da itaatın mahrufta olduğu, mülkette kesinlikle itaatın mevzubahis olmayacağı ilkesidir. İnsanlar kendilerine mülker emir veren insanlara itaat etmedikleri zaman ne olur? Onların otoriteleri askıda kalır ve kendiliklerinden ya başka yollara başvurmak zorunda kalacaklardır veyahut da bırakıp gideceklerdir. O bakımdan bilhassa İslam'ın egemen olmadığı toplumda Müslümanların bu siyasi ilkeye dikkat etmeleri, riayet etmeleri, hayatlarında fert olarak, cemaat olarak mutlaka bunu tatbik etmeleri zaruri bir haldir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'ye alaşağı etmedi. Teleriyle başından sonuna kadar Efendimiz'e söyleyip ne yapmadı? Bir takım ilişkiler içerisine girmeyi başından sonuna kadar reddetti. Fakat bütün bunların bir ortak faydası vardı ki o da mülkerde bu topluma hiçbir şekilde itaat etmemek. Dolayısıyla cahili Mekke düzeninin otoritesi Müslümanlar üzerinde hiçbir şekilde işlemiyordu. Bu her zaman için Müslümanların göz önünde bulundurmaları gereken bir kaide ve riayet etmeleri gereken bir noktadır. Müslümanlar cahili otoritelere itaat ettikleri sürece İslami bir siyasetin sahibi olduklarından, İslami bir siyaseti takip etme durumunda olduklarından veyahut da en azından böyle bir iddiada bulunmaktan uzak kalmalıdırlar. Çünkü اِنَّمَا تَعَقُ فِي مَعْرُفُ diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İtaat ancak maruftadır. Mülkerde hiçbir şekilde itaat olmaz. Ve bu mülker itaatsizliğin kıymeti henüz Müslümanlar tarafından yeterince anlaşılabilmiş değildir. Ben tepemdeki otoritelere itaat etmesem ne olur? Ne olur? İtaat etmeyeceksin. Önce etme. Ondan sonra ne olacağını görürsün. Fakat bizim vazifemiz ne olacağını hesabı değil. Herhangi bir şekilde mülkere itaat etmemek vazifemizdir ki bu da bir İslami siyasettir. İşte az önce yapısı itibariyle İslam'ın ahkamını tatbik etmek durumunda olan bir yönetimde veyahut da onun için var olmuş olan bir yönetimde İmam-ı Azam ne yapmamıştır? Kadılığı kabul etmemiştir. İmam Ahmet bin Hanbel düzene bayramlaştırdığı Efendimiz Aleyhisselam'ın sıvadan olan ve bu sıvadanı söyleyen resmen düzenin yanında yer almış olarak ortaya çıkan Kur'an'ın mahluk olduğunu bir türlü söylememiştir. Yani mesele sadece Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyip söylememek mümin kafirlik meselesi değil. Mevcut olan gayrı meşru otoriteyi kabul etmek ve reddetmek manasındaydı bu. Ve İmam-ı Azam taklit edilmek konumunda olan bir mümin olarak İmam Ahmet bin Hanbel taklit edilmek konumunda olan bir mümin olarak hiçbir zaman düzene bağlılığını veyahut da düzenin yanında yer aldığını ifade edecek böyle bir konuma girmemiştir. Ruhsatla o gibi insanların amel etmek hak ve yetkileri yoktur. Süremiz burada nihayete ermiş oluyor. Eksik bıraktığımız yerleri inşallah bundan sonraki ikinci turda tamamlamaya çalışacağız. Allah cümlemizden razı olsun. İki not var önünde. Ayakta programı izleyen kardeşlerin dikkatine diye başlıyor. Aşağıdaki salonda kapalı devre video sistemiyle televizyondan program hakkında yayınlanan oturmak isteyen, oturarak izlemek isteyen kardeşler aşağıdan programı izleyebilirler. Gelen bazı sorularda soruların kime yöneltildiği belli değil. 3-5 soru bu şekilde geldi. Dolayısıyla bu soruları maalesef geçersiz saymak zorunda kalıyorum. Lütfen kime soru yönelttiğinizi belirtiniz. Sayın Ercüment Özkan, siyaseti tanımlarken en genel anlamda insanların işleriyle uğraşmak tanımını getirdi. Ben şimdi meseleyi biraz daha evrensel zaviyeden değerlendirmek gerektiğine inanıyorum bu ikinci turda. Peki diğer yerlerdeki, diğer coğrafyalardaki insanların veyahut da Müslümanların işleriyle biz nasıl uğraşacağız? Onların yapıp ettiklerini nasıl değerlendireceğiz? Onlarla nasıl bir siyaset üzere uğraşacağız? Sayın Ercüment Özkan'da biraz da bu zaviyeden meselelere yaklaşmasını istiyoruz. İnsanların nasıl yönetilecekleri ve yön
yönlendirilecekleri, nasıl idare edilecekleri, kendilerini idare edenleri nasıl murakaba, yani kontrol edecekleri, hesaba çekecekleri, gerekirse az edecekleri hususuyla ilgilenmeli en geniş manada insanların işleriyle, yani umuruyla meşgul olmak olduğunu söyledik. Bu noktayı tespit ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların işleriyle nasıl meşgul olması gerektiği hususunda talimat almış ve o talimatı hayatıyla, yaşamıyla pratiğe aktarmış, ferdi ve toplumsal yaşamına geçirmiştir. Pek genel ifadelerle bunu açıklamak istiyorum. Bilahare bu açıklamaları Mehmet Metin Erbey'in soru şeklinde yönelttiği hususa da açıklık getirici nitelikte olacaktır. Zaten birkaç cümleyle de ekleyerek itham etmeye çalışacağım. Dikkat edilirse önce bir fikir, bir inanç, bir dünya görüşü bir insanda başlıyor. Ya o insanın kendi kafasında, kendi kendine düşünmesiyle oluşuyor ya da ikinci ve bizim geçerli sahih saydığımız yol ile, yani Allah'ın ilka etmesi, yani vahy etmesiyle oluşuyor. Öncelikle bu şekilde başlayan düşünce kimde başlamış ise o kişi kendisinde bu düşüncenin ondan emin olduğu biçime dönüşme sürecini yaşaması gerekiyor. Yani öncelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakarsak kendisine mağarada gelen meleğin söylediklerinden, yaptıklarından bir telaş ile, bir tedirginlik ile, bir yarı korkuyla, ne olduğunu bilmezlikle koşa koşa evine geliyor, hatırlayacaksınız ve hanımına halini anlatıyor. Hanımı Hazreti Hatice, Allah ondan razı olsun, onun teskin sadedinde diyor ki sen düşkünlere yardım eden, fakiri fukarayı görüp gözeten, hiçbir kötü işe karışmayan, akraba ile alakayı kesmeyen bir insansın. Şu anlattıklarının şeytandan olması mümkün değil. Olsa olsa Rabbinden olmalı. Onu teskin ediyor, bilahare Varaka olayı var, hatırlıyorsunuz. Derken bir süre sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelen bu olayın, başına gelen bu olayın Rabbinden olduğu hususunda şüphesiz hale geliyor. Yani emin oluyor. Yani iman ediyor. Ayet-i Kerime'de de sen kesin iman nedir bilmezdin buyurduğu veçiye. Kişide başlayan bu emniyet bu fikre en yakın gördüğü insanlara o fikri açmak suretiyle çevresine intişar etmeye, yani yayılmaya başlıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında hanımı Hazreti Hatice'den yıllardan beri birçok kavramlarının beraberliği münasebetiyle arkadaşlığını sürdüre geldiği Hazreti Ebu Bekir'e kadar taşımaya başlıyor. Onlar vasıtasıyla daha başkalarına, daha başkalarına ve az da olsa belirli bir grup insan tarafından onlara teklif ediliyor ve o insanlar tarafından benimseniyor. Bilahare bu grup Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söylediği وَتَّكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ اِلَى الْحَيْرِ وَيَتْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ buyurduğu gibi. İçinizden bir topluluk, bir grup, bir parti, bir kesim bulunsun. Ne yapmak üzere? Hayra yetmek ve münkerden nehyetmek üzere. Bunlar diğer insanları kendi aralarında, kavramlarında, itikadında anlaşmış bir grup olarak diğer insanları, yani toplumu, inançlarının üzerine davet ediyorlar. Bu daveti de o topluluğun lideri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Kubeys'in eteğinde Kureyş'i seslenerek çağırıp topluyor ve kendilerinden tezkiye aldıktan sonra davetini açıklıyor. Bu andan itibaren kamuoyu oluşturma safhası dediğimiz insanları gündemine bu fikri, bu dini, bu dünya görüşünü sokma, insanları bu fikirle meşgul etme dönemi başlıyor. Başlangıçta toplum menfi tavır oluyor, önemsemiyor, hafif ediyor, hafife alıyor, alaya alıyor filan ama bu davetin sahipleri davetlerine ne kadar şüphesiz bir şekilde inanıyorlarsa
O nispetle insanları etkilemeye devam ediyorlar. Zira Allah-u Teala kesin kez onların yardımcılarıdır. Sonuç olarak az miktarları az olmasına rağmen, Mekke'de uğraşılan ortam olmasına rağmen uğraşıları Mekke'nin dışından olumlu sesler vermeye başlıyor. Uzun meşakkatli yıllar, hicretler, Habeşistan hicretleri, eziyetler, Ebu Talib Şiiminde hapsedilmeler, çok kısa olarak geçelim, çok geliştim memnunuz. Derken günün birinde Medine'de Müslümanlar aralarında şöyle konuşuyorlar. Daha ne güne kadar Mekke'de Allah'ın elçisi insanları Allah'ın dinine çağıracak ve insanlar ona sahip çıkmayacak. Biz ne güne duruyoruz? Madem ki Kureyş ona sahip çıkmıyor, biz gidip onu yurdumuza çağıralım. Bu düşünceyle hacı vesile ederek Mekke'ye gidiyorlar. Bildiğiniz gibi ikinci Akabe Beyatı adıyla meşhur, fiiliyatta ise üçüncüsü olan olayla, Akabe Beyatı'nın arkasında randevulaşmayla karşılıklı bu biatlaşma teşekkür ediyor ve bildiğimiz hicret başlıyor. Akabinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da başlıyor. Yani o olay, ikinci Akabe Beyatı olayı, devletin bugün yaygın tabiriyle sürgünde teşekkülü olayıdır. İkinci Akabe Beyatı. Konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de bulunduğu 13 gün içerisinde çeşitli tekliflerde bulunulduğunu elimizdeki kaynaklar bize ittifakla anlatıyordur. Başlangıçta onu önemsemeyen, istihkar eden, kale almayan Mekkeliler zaman içerisinde onun ısrarlı, sebatlı olduğunu gördükçe, teklifine icabet edenlerin bulunduğunu da gördükçe, Kureyş ikiye bölündü diye itibarının taşrada, vadiyede, çölde tartıldığını gördükçe ona uzlaşma teklifinde bulunuyor ve diyor sen bizi ikiye böldün, dışarıda itibarımızı düşürdün, gel gene siz gibi beraber olalım. Diyen yok, bir gün senin Allah'ına tapalım, bir gün de bizim putlara tapalım, böylece dışarıda densin ki Kureyş gene ittifak etmiş, ihtilafı kaldırmışlar. Bunun üzerine biliyorsunuz Allah-u Teala قُلْ يَا اِيُّهَا الْكَافِرُونَ De ki kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapıcı değilim. Sizler de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Netice itibariyle öyleyse لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَّدِينَ Yani sizin, benim dinim benim. Bu ne demek? İslam'ın uzlaşmaya yaklaşması, uzlaşmayı mümkün görmesi mümkün değil. Daha sonra yine Kureyşlilerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a senden hiçbir şey istemiyoruz. Hatta seni başımıza getirelim, dinini de yay. Ama bir tek ricamız var. Yani tekliflerini miniltiyorlar, saltıyorlar, küçültüyorlar. Şu putlarımız hakkında bir şey söylerim. Çünkü asırlardır onlar itibarlarını o putlara felsizleri yüzünden aldıklarını sanıyorlar. Belki de öyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu teklifi de kabul etmiş. Ufacık da olsa bir uzlaşmaya yanaşmak mümkün değil. Zira İslam öyle bir bütün ki, kendi dışından herhangi bir şeyi kendini tamamlamak için kıyamete kadar dışından bir şeyi alma ihtiyacı duymayan bütünlüğe sahip. Zira bütün zamanın, bütün eşyanın, her şeyin halikı, her şeyin bilicisi Allah tarafından gönderilmiş. Bu itibarla uzlaşmaya ihtiyacı yok. Tarih boyunca Müslümanız diyenler de uzlaşmalar görüyoruz ama uzlaşmaya giren Müslümanlar kendi belki dünyalarından bir kısım kurtarıyorlar ama Allah'ın dinini ifna ediyorlar, yok ediyorlar, eziyorlar. Bu itibarla uzlaşma demokrasilerin tık tık başvurduğu, hatta yapmadan edemediği, gıda edindiği uzlaşma İslam'da kesinlikle söz konusu olan bir şey değildir. Olsa olsa kulların birbirleriyle aralarındaki hak hukuk konularında üç aşağı beş yukarı işte ben helal ettim dersin, o da ben de helal ettim der ve sulh olur. Ama Allah'ın hukukundan kimsenin ne bir nebze, ne bir kilo, ne bir ton bağışlamaya hakkı yoktur. Zira onun koyduğu kanunlar, onun koyduğu kaidelerdir. Şimdi İslam genelde Allah'ın indirdiği kitap ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onu anlayış ve uygulayışından oluşan
oluşan bir bütün olduğuna göre bunu biz burada fertler ve toplum olarak nasıl anlayıp hayatımıza ve toplumun hayatına uyarlamamız gerekiyor ise aynı düşünce ve metodu daha geniş kapsamlı düşünerek Türkiye hudutlarının dışında Filipinler'den Maghrib'e kadar, Güney Afrika'dan Kazan'a kadar, Sibirya'ya kadar tüm dünyadaki Müslümanlar arasında da aynı yolu izlememiz mutlak surette vaciptir. Zira İslam ne bir coğrafyaya, ne bir kavme, ne bir örfe, ne bir atla, hak ve bilhakın olmayı kıyamete kadar bütün insanlar için geçerli gönderilmiş bir hayat tarzı ve dünya görüşüdür. Bu bakımdan Allah ve Resulü ne diyor ise, her konuda biz bulunduğumuz yerden sesimizin ulaşabildiği insanları buna çağırırken, başka yerdeki Müslümanların da bulunduğu coğrafyada insanları aynı şeye çağırması suretiyle, Müslümanlar birbirlerini tanımıyor da olsalar, çağırdıkları şeyin aynıyeti itibariyle günün birinde mutlaka bizzat tanışacakları gibi, hali hazırda da gıyaben keyfiyet itibariyle birbirler demektir. Zira çağırdığınız üzerinde bulunmasını vacip gördüğünüz esaslar, doğrular aynı doğrulardır. Sosdaki Müslüman da aynı Hakk'a çağırıyor, aynı tavrı ortaya koyuyor ise Kur'an'ı tavrı. Siz burada aynı şeyi yapıyor, Güney Afrika'daki, İran'daki, Filipinler'deki Müslüman da aynı şeyi yapıyorsa birbirimizin adını, simasını bilmemiz, görmemiz o kadar da gerekli değil. Aynı doğrulara tabi oluyor bulunmuşumuz, bizim kardeşliğimizi fiilen gerçekleştiriyor demektir. Bu itibarla Türkiye Müslümanı için esaslar farklı, İran'ınki için farklı, yok Güney Afrika'nın için, Afrika'nınki için farklı olacak değil. Zira İslam hiçbir kavmi değil, bütün insanlara eyyühennaz diye muhatap olmuş ve bunları bildirmiş. Bu itibarla biz kesin kez şunu bilmek zorundayız ki, İslam'da uzlaşmayız. Bundan iki ay evvel bir gazetede yayınlandı, eski CIA uzmanlarından emekli birisinin raporu. Orada diyor ki, radikal yani esas İslam, Türkiye'de İslami cereyan o kadar güçlü bir yol oluyor ki bunun önüne geçecek dünyada başka bir güç yok. Bir tek diyor yol var, uzlaşma. Bunu akıl veriyor. Yani Müslümanlarla ancak uzlaşabildiğiniz sürece ömrünüzü uzatabilirsiniz. Ama buna rağmen yine de sırtınız yere günübir gelecek, gelecek. Bu süreyi kısaltmak ya da uzamasının önüne geçmek için bu kaderin Müslümanların daha çabuk uyanması, daha çok İslam'ın prensiplerine bağlı kalması, geçici ve yakın menfaatleri değil, ebedi ve daha sağlam, esasi doğruları kabul edip ona tabi olması, korkuyorsa ki korkmak insanın fıtratında vardır, Allah korkusunu hatırına getirerek özgür arzı en fazla olan korku Allah korkusu olduğu için onu ağır bastırması, diğerlerini daha hafifletmek suretiyle bu gelişme sürecini hızlandırmaya çalışması lazım. Burada kendine düşen iş, sonuç ahirette kullanabileceği dağarcığına koyacağı sevabı elde edebilmektir. Sonucu görür görmez bundan sorumlu değildir. Allah kimseye de böyle bir sual sormayacaktır. Ben ikinci tur görüşmeyi, konuşmamı da burada sona erdiriyorum. Arkadaşımıza ikaz edin, sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Epey soru gelmeye başladı. Aslında sadece bu türlü sorulara, öbür türlü de yine soru cevap kısmına yazsaydık belki daha yararlı olurdu. Çünkü konuşmalar 3 aşağı 5 yukarı aynı düzlemde sürmek zorunda. Soruların çoğunluğunu siyaset parti ilişkisi belirliyor. Zaten bunu gelirken de tahmin etmiştik. Dolayısıyla burada çok net şeyler
belki konuşmacılar söylerler, belki söyleyemezler. Kimi itirazlarda çok genel konuşu olduğu söyleniyor. Buraya çıkıp da çok açık açık konuşmanın da hem maslahata uygun olmadığı hem de başka açılardan doğru olmadığını herhalde sizler de takdir edersiniz. Ben Abdurrahman Dilipak Bey'e yine bir soru, evrensel düzeyde bir soru sormak istiyorum. İslam coğrafyasında farklı siyaset anlayışları var, hepimizin bildiği gibi. Yine bu farklı siyaset anlayışlarından kaynaklanan farklı siyasal modeller var. Ülke düzeyinde olsun, grup düzeyinde olsun. Bütün bu farklılıklara ve çeşitliliklere rağmen burada yaşayan olarak dışarıyı nasıl izlemeliyiz? Dışarıdaki Müslümanların, tabiri caizse tabii dışarı tabiri, onların işleriyle nasıl uğraşmalıyız ve onlara karşı nasıl bir siyaset izlemeliyiz? Bakar kör mü olmalıyız? Onlardan yararlanarak yeni bir tecrübe birikimi mi oluşturmalıyız? Siyasetimiz nasıl olmalı? Evet, aslında Sayın Metin Erdoğan dediği gibi konuyu oturtmak oldukça zor. Çünkü çok kapsamlı bir konu. Neresinden başlayacağımızı da bilemiyoruz daha doğrusu. Çünkü genel şeyler söyleniyor. Bu genel açıklamalar yapılmadan da ayrıntılara, özele inmek oldukça zor. Bir de genelde dünyaya baktığımızda Müslümanların politik tercihleri noktasında aralarda bir uzlaşma olmadığını da görüyoruz. Bu temelde işte bir İran'daki İslami devrimden sonra bir fıkhi ayrılığa da sebep oldu. Sebep oldu. Eskiden de vardı. Bu pratik sonuçlarını gördük. Yani bir imamet sistemi, bir de bizim gelenekten gelen hilafet sistemi var. Hilafet sisteminin farklı uygulama biçimleri var. Onu da yok ettik. Yani bugün yeryüzünde dini temsilcisi olmayan tek topluluk Müslümanlardır, biliyor musunuz? Yani bütün dinlerin kendi seçtikleri temsilcileri var. Hatta birçok dinin kendi mezheplerinin bile temsilcileri var. Müslümanların yeryüzünde herhangi bir temsilcisi yoktur. Onların haklarını görüp gözeten, onların maslahatını takip eden bir yapıya sahip değil. Bu yok edildi. Ve bu halde Müslümanlar yeryüzünün mustazafları durumunda. Hatta kutsalımız işgal edildi. Sadece Kudüs değil, Mekke, yani Allah'ın koyduğu hadlerin dışında bir de Suudi Kralı'nın benim kaşımı gözümü filan da beğenmesi lazım. Yani aksi halde gidemem. Bir de benim içinde bulunduğum ülkenin yönetimini bana vize vermesi lazım. Yani şartlar daha başka mecraya sürüklendi. Bu konuda da Müslümanlar arasında uzlaşma, birbirlerinin haklarını görüp gözetme noktasında bir merkezi yapı yok. Bu Yunanistan'daki işte bu son müftü seçiminde Papandreou seçmesini tayin etti. Gayet basit bir karar ve Yunanistan'daki Müslümanlar temsilcisi Papandreou'nun tayin ettiği bir müftü bugün. Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanı da bir devlet bakanının indinde Tapu Kadastro memur mevkiindeki bir kişidir. Ve Türkiye'deki Müslümanları temsil eder. Yani ben o zatın şahsıyla ilgili en ufak bir olumsuz şey söylemek istemiyorum. Yani o ayrı bir konu. Ama bir makamı burada söylüyorum. Mıdırdır Şeref ya, bu yenge erkenin patronu Mıdırdır Şeref'ten Demokrat Parti milletvekiliydi. Adını değiştirse bal gibi başbakan da olabilirdi Türk demokratik layık sistemi içerisinde. Ve Bahriye birçokunda size Diyanet İşleri Başkanı olarak dahil edebiliyordu. Yani sadece Türkiye değil, İslam ülkesindeki genel yapıya baktığımızda bugünkü dini temsil makamlarında, dini temsil makamlarının da aynı şekilde dejenere edildiğini görüyoruz. Ve her ülkenin dini otoritesi, dini temsil makamı o ülkenin rejimini kutsamaktadır. Onu takdis etmektedir. O yönetim İslam adına meşruiyet kazanmaktadır. Yani dine sentezler yapmaktayız.
Bugünkü anlamıyla 23 tane Arap devleti var, 43 ülke içerisinde. Bu 23 Arap ülkesinin arasında da halkının siyasi yapıları farklıdır birbirine. Herhangi bundan bir uzlaşma noktası da yoktur. Temel tercihleri farklıdır. Fakat bunu zorla dine dahil etmişlerdir. Ve bunlar tartışılmamaktadır da. Yeni bir İslami model oluşturulacaksa, yeni bir maslahat üretilecekse İslam dünyası ölçeğinde, bunu hiçbir ulusun kendi başına yapabileceğini sanmıyorum. Yani Afganistan'da güzel böyle kendi başına İslam devleti falan kuramazdır. Beynel İslam bilgi birikimini kendi topraklarına çağırması gerekir. Yani kuracakları devlet sadece kendi adına bir ulusal devlette diyeceğim yok. Herkes yapıyor zaten. Yapan yapmış. Yani Pakistan var, Libya var, Suudi Arabistan var, ne bileyim işte Kuveyt var. Bunların hepsi en kahraman devletler. Bu değil yani İslam adına Müslümanların maslahatını gözetecek bir yapı oluşturacaksa Müslümanların tümünün fikrine açık olması lazım, katılımına açık olması lazım. Yani Müslümanların siyasal katılımını kendi ulusal politikası açısından değil, uluslararası politikası açısından kabul etmesi gerekir. İkincisi, tarihi ciddi bir şekilde gözden geçirmesi lazım. Şu ana kadar, tarih deyince sadece belli bir dönemi, 300 yıl önce, 500 yıl önceyi kastetmiyorum. İslam'ın doğuşundan şu güne kadar ki bütün sürecin ciddi şekilde tahlil edilip müzakere edilmesi gerekir. Bir de biz devlet deyince hep böyle siyasal iktidar ve belli bir hiyerarşik kademeyi düşünüyoruz. Yani kafamızdaki devlet mantığı iflas etmiştir. Yani devlet bu değil. Yani bütün sosyal, sivil, her türlü örgütleriyle bir bütünü ifade eder. Yani biz bir takım kişileri seçtiğimiz zaman, onlar da bizi yönettikler zaman devleti kurmuş olmazlar. Devlet benim sivil anlamda sürekli katılımıma açıktır. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani bu anlamda Müslümanlarda da bir siyaset mantığı, bir devlet felsefesi yok. Daha çok düşündüğümüz devlet nedir biliyor musunuz? Sınırları olan, bayrağı olan, ordusu olan, böyle bayağı işte Batılıların tazik ettikleri, o antiklilerdeki tanıma şöyle bir şey, bir adam mühendisliği namazda kılıyor, Müslüman mühendis diyor. Yok canım yani onun mühendisliği belki de İslam'ın temel tercihleriyle çelişiyor. Şeytanın yeryüzünde vaat ettiği cenneti gerçekleştirmeye çalışan bir teknisyen olabilir. Kendi dinine göre kendi tasavvurunu ve işlerini yeniden tanım etmesi gerekirdi. Biz de şimdi devlet, bir devlet normu var. Standartları belirlenmiş, bu standart birleşmişine göre iyi olabilme şartlarına sahip göre. Onun başındaki bizde ne oldu mu bu iş tamam gibi bir yanlışın içine sürükleniyoruz. Bu yapıyı bizim tek tek ele alıp irdelememize de temelde de gerek yok. Çünkü bundan çoğu keyfi idareler. Yani Suudi Krallığı, kraldır işte, kral efendi buyurur. O kendisini meşruti bile değildir. Yani kendisini sınırlandıran bir üst jüriye de sahip değil. Herkes onun malıdır, mülküdür. Kabe de onun ulusal sınırları içerisindedir ve egemenliği altındadır. Ne bileyim işte diğer rejimlere baktığımızda Körfez ülkelerine ya da Arap ülkelerine ya da diğer İslam ülkelerine İslami bir karakter olmadığını görürüz. Dolayısıyla biz şimdi her şeyi yeniden yapılandırmak zorundayız. Bu yeniden yapılandırma sürecinde de aramızda bir takım itikattan kaynaklanan itilaflar, bir de yöntemden, maslahatından kaynaklanan itilaflar var. Bazıları evrimcidir. Yani temelde İslam'ı reddetmeyen sistemlerdeki gayri-İslami unsurları arıtarak onu geliştirmek suretiyle İslamlaştırmak. Bir kısmı reformisttir. Dışarıdan dahil edilen bir takım müesseselerin yapılarını değiştirerek, onu geliştirerek değil, bazı müesseseleri çıkartıp yeni bazı müesseseler iflas ederek onu İslamlaştırmak. Bir kısmı da devrimci, tümüyle eski yapıyı reddeden, yeniden yapılanma tezini savunan yapılar. Ben öyle sanıyorum ki, burada Müslüman'ın tavrını belirleyecek olan bu ilkelerden bir tanesine hemencesi sahip olmak değil, devletin alamet farikası olan şeye bakmak lazım.
alamet-i farikası, onun ayırt edici özelliği İslami bir karakterse, bir devrim mantığıyla oradaki işleri düzenlemek değil, yani yanlışlarından dolayı tümünü değiştirmek değil, ama bugünkü yapıların çoğu, hemen belirtmeliyim ki, temeldeki alamet-i farikası İslamlık değil. Üzerindeki etiket İslam'dır ama hiçbir zaman genel yapıları, temel tercihi, kaynakları, niyetleri, yöntemleri İslami değil. Bir başka yapıda adı İslam olan ya da İslam dışı topluluklarda yaşayan Müslümanların izleyecekleri siyaset meselesi. Yani bugün Balkanlarda 20 milyondan fazla Müslüman var. İşte Avrupa'da demin söyledim 25 milyon Müslüman var. Sovyetler Birliği'nde 80 milyon Müslüman var. Bunlar ilkesel bir takım sloganlar var. Bunların problemlerini çözmemiz mümkün değil. Bunların problemlerini çözebilmek için o coğrafyanın, o halkın, yaşadıkları tarihin ve zamanın vakalarını çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Yani global çözümler değil, her bölgeye ait ama bizim kaynaklarımızın, yöntemlerimizin ve niyetlerimizin sahip olması kaydıyla bir takım maslahatlar üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kuşkusuz teorik planda bir İslami yapıyı savunurken bir takım gayrimeşru unsurlardan yola çıkamayız. Yeniden yapılandırmada, radikal çözümlerde, devrimci çözümlerde her şeyi en özgün biçimde, en saf biçimde doğrudan kaynaklara gidilmek suretiyle tanımlanması gerekir. Ve ister evrimci, ister reformist düzenlemeler olsun, sonuçta bu saf İslam'a götürücü bir süreci canlı tutuyorsa meşrudur. Evrimci ya da reformist hareketlerin sonundaki ulaşmak istedikleri hedef saf İslam'a varmak da meşrudur. Yoksa hemencecik burada bir tehlikeden söz etmem gerekir. Evrimci ve reformist hareketlerde ihmalle ya da küfre ya da düzene karşı yakınlık duyguları, küfre karşı muhabbet onları düzenle benzeştirebilir, oyalayabilir, onları cehennemin yollarına sürükleyebilir. Çünkü cehennemin yolları dinliyet taşlarıyla düşebilir. Hemen belirtmem gerekir, makro ilkesel politikayla mikro konjüktürel politika arasında temelde bir fark olmamakla birlikte vakaların kronolojik sırasında değişkenlik gözlenebilir. Bütün ben tabii açıklayabilmek için aslında çok daha zamana ihtiyacımız olacaktı. Bağışlayın. Selam edin. Teşekkür ederim. Sayın Beşir Eriyar Soy, aynı soruyu size yöneltmek istiyorum. Farklı coğrafyalardaki farklı siyaset anlayışları günümüz ülkesinde de yine farklı şekilde yansımaktadır. Ve belirli bazı ülkeler çevresinde farklı siyasetlerin ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Söz gelimi birini tutup ötekini vurmak siyaseti gibi. Yani en genel manada bir Müslüman farklı coğrafyalardaki Müslümanların hareketlerine nasıl yaklaşmalı? Bu hareketlere ilişkin nasıl bir siyaset içinde olmalı? Nasıl bir siyaset öne dışarı ve dışarıdaki Müslümanlarla olan ilişkilerinizde? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii sorunun sorulduğu kolaylıkta burada cevaplandırılmasına imkan yok. Bunu ben peşinen kabul ediyorum. Siz kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz, orasından bilmiyorum. Bunun zorluğu bazı kardeşlerimizin gelen sorulardan seziyorum. Rad ettikleri gibi işte bir takım sultalardan, şeylerden, işte demir parmaklıklardan vesaireden çekinmekten kaynaklanmıyor. Elbette Armin'in ifade ettiği gibi o korku fıkhi bir hadisedir ama her zaman için galip gelmesi ve ağır basması gereken bir korku vardır ki o da Allah korkusu olmalıdır. Allah'tan niyazımız her zaman için şudur. Bizim kalbimize yerleştireceği en büyük korku kendi korkusu olsun. Ve kalbimize yerleştireceği en büyük ümit kendisinden beklentilerimiz olsun.
Bunu belirttikten sonra şunu hatırlatmak istiyorum. Evvela bir harekete İslamilik vasıfını kazandıran temel bir takım özellikler vardır. Bu özellikler hiçbir tesir veyahut da herhangi bir zaman veya mekan farklılığı, zaman ve mekan farklılığı dolayısıyla ortaya çıkan şartların farklılıkları bunu etkilemez. Bu belirgin özellikler dünyanın neresinde görülürse görülsün, hangi yönetim şeklinin gölgesinde veyahut hangi yönetimin hakim olduğu bir yapıda ortaya çıkarsa çıksın ve hangi zaman diliminde ortaya çıkarsa çıksın, bu temel özelliklerin her zaman için muhafaza edilmesi lazım. Bu temel özelliklerin en başta olanı bütün muhtevası ile birlikte, bütün incelikleri ve özellikleri ile birlikte, Kur'an-ı Kerim'in izah ettiği ve açıkladığı şekilde Allah'tan başka hiçbir kimsenin uluhiyetini ve rububiyetini kabul etmemek çizgisidir. Hareket nerede, ne zaman ve hangi şartlar altında ortaya çıkarsa çıksın, belirgin özelliği olarak evvela bu boya ile başından sonuna kadar boyanmak zorundadır. Ve bunu en anlayışı 40 seviyede olan insanın dahi anlayacağı seviyede dile getirmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz la ilahe illallah dediği zaman Mekke'li müşriklerin etekleri tutmuştu. Çünkü oradaki la ilahe illallah'ın muhtevası sadece putları reddetmekten ibaret değil, o putların arkasına sığınarak veya o putları arkalarına alarak insanların kanını emen tağutların ve tiranların yani müşahhat şekilde bu putların istedikleri doğrultuda uygulama yaptıklarını ileri süren ve bu düzenin bu şekilde yürümesinden kaybolanı ileri insanlar veyahut da bunun parçasını toplayan insanlar bu la ilahe illallah'ın otoritelerini tehdit ettiklerini farkına vardılar. İşte biz dünyanın neresinde olursa olsun İslami bir hareketin herkesin anlayacağı şekilde, İslam'ı bilenin de bilmeyenin de. Bu dedi, evvela İslami hareketi bir harekete İslamilik vasfını kazandırabilmek için ilk ve temel şart bu olmalıdır. Bu arada. Veyahut da benim acizane kanaatim bu diyeyim. Eğer ki bir hareket bütün özellikleriyle bu mutlak gerçeği en açık şekliyle ve hançeresi yırtılırcasına dile getiremiyorsa, biz o harekete istediğimiz kadar İslami sıfatı verelim ve o hareket kendisine istediği kadar İslami sıfatı versin, mutlak anlamda o hareketin İslami bir takım sıfatlar taşıdığını söylememize imkan yoktur. İslami bazı çizgiler taşıyabilir. Fakat başından sonuna kadar bu hareket bu şekliyle kendisini ortaya koymadığı sürece kendisine şey diyemeyiz. Veyahut da öyle görülemez. Benim kanaatim. Diğer taraftan şartların, zamanların değişmesiyle veya farklılığıyla farklılık gösterebilecek bir takım şartlar vardır ki buna ifade edilmezse Kur'an-ı Kerim'in ve emruhum şura beyler onların işleri kendi aralarında şura ve istişare edilir. Danışırlar müminler. Hangi konularda danışırlar? Allah ve Resulünün açık hükmünün bulunmadığı konularda danışırlar. Allah ve Resulünün açık hükmünün bulunmadığı konularda danışırlar ve İslam'ın ve Müslümanların maslahatına olan yolu seçerler, bulurlar, ortaya koyarlar. İklim ve zaman veyahut da bölgesel veyahut da zaman farklılığı sebebiyle bu konularda eğer farklılık ortaya çıkabiliyorsa buna diyecek bir şeyimiz yok. Bu açıdan dünyadaki İslami hareketleri tespit ettiğimiz zaman veyahut da İslam adına ortaya çıkan hareketleri tespit ettiğimiz zaman bu temel gerçeği veyahut da bu temel esniliği göz ardı etmemek zorundayız. Bir, bunun dışında gözümüzün önünde bulundurmamız ve canlandırmamız gereken bazı özellikler. Yani la ilahe illallah'ın bütün açıklık ve netliğiyle ortaya koyduktan sonra hareketin bağımsızlığı, hareketin bağımsızlığından kastımız sadece ve sadece gayenin İslam olması, Allah-u Teala'nın istediği düzeni gerçekleştirmek ve hakim kılmak gayesine matuf ve yönelik olması, bu konuda İslami olmayan güçlerin güdümünü hiçbir şekilde ve hiçbir zamanda kabul etmemesi. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle kafirlerin kesinlikle veli
edinir de vesilesi. İkincisi, hareketi, hareketin stratejisini belirleyenin bizzat içerisinde ve fiille yer alan insanların veyahut da elemanların bu hareketin stratejisini belirleyen insanlar bu davaya gönül vermiş, bu davaya iman etmiş ve bu davayı fıkh etmiş olan insanlar olacaktır. Ödünç veyahut da efendim de söyleyeyim başka yerlerde, şunun veya bunun, şu veya bu böyle İslami hareketin denemiş olduğu taktikler, yollar vesairelerin İslam'a kesinlikle fayda sağlayamayacağı bilinmeli. Bunun da yine İslam'dan hareket ve tespit edilir. Hareketin ilahi ve rabbani çizgisinin her zaman için muhafaza edilmesi. Bu çizginin kaybedilmemesi ki bu da başta belirtmiş olduğumuz temel özelliğin başından sonuna kadar yani hayata ortaya çıktığı andan itibaren ölüne kadar muhafaza edilmesi ve kaybedilmemesi. Bunun muhafazası ise bütün Müslümanların o hareket içerisinde bulunan veya bulunmayan bütün Müslümanların emr-i bil maruf nehy-i anil münker ilkesine göre bunu muhafaza etmeleri ve korunmaları icap eder. Hareketin aynı şekilde bağımsızlığının diğer bir niteliği ve özelliği gücünün olmamasıdır. Hareketler arasında bu açıdan caiz olan veya olmayan bir takım ihtilafların bulunduğunu görebiliyoruz. Yani bu temel özellikleri taşıyan hareketler arasında şer'an ihtilafın veya görüş ayrılıklarının caiz olabileceği veya zaman, mekan ve içinde bulunulan şartların farklılık göstermesi sebebiyle farklılık arz edebilecek bir takım durumlar bulunabilir. Bunlar da İslami noktayı nazardan reddedilecek şeylerin bir tarafı. Konu aslında bu söylediklerimle biraz teorik ve havada kaldığının farkındayım. Fakat bunları iyice anlamadan veyahut da benzer hususları iyice kavramadan mevcut hareketleri Mehmet Bey kardeşimizin sorduğu şekliyle bunları değerlendirme imkanını bulmaya da kesinlikle imkan yoktur veya değerlendirme imkanını bulmaya. Mali şartların belirleyici özelliği elbette ki vakadan kaynaklanıyor. Bu bakımdan çeşitli vakalarda, vakalar içerisinde bulunuyor bugün dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar. Filipinlerden tutunuz. Efendime söyleyeyim, Afganistan'da, İran'da, Türkiye'de, Orta Doğu'da, Afrika'nın kuzeyinde, şurada, burada ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısal olarak azınlık durumunda yaşayan Müslümanlar. Bunlar her birisinin elbette ki hareketlerini, şartları dolayısıyla ortaya çıkartacağı bir takım farklılıklar vardır.
bir tabuta doğrulamadır. Ellerir ki bu farklılıkların İslam'la çatışan herhangi bir tarafı veya da herhangi bir yanım olmasın ve onlar içinde bulundukları konumda yapmaları icap eden şeyi yapabilecek durumda olmalıdırlar. Yani ifade yerindeyse şuna benziyor. Şuna benziyor. Dünya biliyorsunuz yuvarlaktır. Güneşin doğuşuna göre namaz vakitleri çeşitli yerlerde, çeşitli zamanlarda kılabilir, kılabilir. Efendim Japonya'da öğlen namazının vakti girdi diye, burada henüz daha sabah olmamışken, ben burada öğlen namazının vaktini kılmaya, öğlen namazını kılmaya kalkışmam abes bir şeydir. Olmaz çünkü benim için henüz o ibadeti yapabilecek vakit gelmemiştir. Dolayısıyla İslami hareket açısından da hareketlerin her birisinin günün çeşitli dilimlerinde olması mümkündür. Yani bu sürecin çeşitli dilimlerinde olması mümkündür. İçinde bulundukları sürece uygun olarak elbette ki bir faaliyet içerisinde olacaklardır. Ama bunların da nihai hedefi başta içinde bulundukları coğrafyadan, yani kendileri her hareket ister istemez bugünkü dünyanın şartları bizi bir yerde buna mecbur ediyor. Kendisini merkez alarak içinde bulunduğu merkezden başlayarak Allah'ın hakimiyetini orada gerçekleştirmek hedefi bir yola çıkmak durumunda. Bu yola çıkarken kendisi elbette ki bu yolun belirli bir noktasında olacaktır. Bu noktasını tespit edecektir. Bu noktadan itibaren bu hedefe ve sonunda bütün yeryüzünden kitlenin kaldırılması hedefine doğru yolunu alacaktır. Cenab-ı Allah'tan bu yol üzere sağlıklı ve müstakil bir şekilde yolunda hepimize nasip eylesin. Sayın Mehmet Metiner diye başlayan bir eleştiri var. Elinizi vicdanınıza koyunuz, nefsinizi aradan çıkarınız, Rabbe verilecek hesabın dehşetiyle titreyiniz ve vicdanınıza sorunuz. Çünkü vicdan tek yönlüdür, sizi yanıltmaz. Öncülük ettiğiniz şu organize Allah'ın rızasına mutabık mıdır? İş bu hane, buraya kadar gelip vakitlerini feda eden bu kadar insana faydalı olmuş, bu Müslümanlara bir katkısı olmuş mudur, olacak mıdır? Aynı genel geçer doğruları, yani deminden beri konuşmacıların sert ettiği şeyler demek ki hep aynı şeylermiş, aynı genel geçer doğrularmış, bilemiyorum tabi. İzleyiciler buna karar vereceklerdir. Benzemiş bunca insana aynı doğruları tekrar dinletmek reva mıdır? Malayani ile, yani lüzumsuz işlerle iştigal etmiş olmuyor musunuz? Böyle bir organize lüzum var mıydı? Alay etmeden düşünerek cevap verildi şeklinde bir not var. Şahsen bu panele öncülük ettiğim iddiası doğru değildir. Bu panel Sena Basın Yayın Organizasyonu panelidir. Bizden de rica etmişlerdi paneli yönetmemiz için. Bunun dışında panele öncülük etmek etmemek gibi bir misyonumuzun olmadığını belirtmek isteriz. Panele başlarken belirtmiştim, çok genel bir konu. Yani neresinden girileceğini, neresinden çıkılacağını tespit etmek hakikaten zor. Nitekim bana gelen birkaç itirazı da okudum. Kimisi evrensel meseleleri, söz gelimi Afganistan'ı, İran'a, Halepçe'yi, Bulgaristan'ı vesaire konuşmamız gerektiğini söylerken, kimisi de hayır. Partiyle çalışmak meşru mudur, değil midir? Bu sorunun cevabını aramak gerekiyor. Yani biz işin bir ucundan tutmak zorundayız. Tuttuk. Niyetimiz Allah'ın rızasına matuftu. Allah şahittir. Ama ne derece faydalı oldu, ne derece faydalı olmadı, ona da sizler karar vereceksiniz. Kişisel olarak benim bu panelde paneli tertiplemek veya da panelin sahipliğini, öncülüğünü yapmak gibi bir rolümün olmadığını da burada belirtmek isterim. Bir de bir soru var, onu da okumak istiyorum. İşte Peygamberimize peygamberlik geldikten sonra etrafında sahabilerden toplananların sayısı cüz'i miktarda olmasına rağmen müşrik düzenden tamamen kendini ayırmış, hiçbir ayet ve sünnetten taviz vermemiştir. Bu durumu günümüze indirirsek Müslümanlar her arada düzene taviz veriyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Müslümanların her alanda düzene taviz verdiklerine inanmıyorum. Yani adınızı atarsanız günah işlemiş olursunuz, memur olursanız günah işlemiş olursunuz, askere giderseniz günah işlemiş olursunuz, ayakta su içerseniz günah işlemiş olursunuz, sağa dönerseniz günah işlemiş olursunuz, sola dönerseniz taviz vermiş olursunuz. Ben bu şekildeki bir yaklaşım biçimini tasvip etmiyorum, kişisel olarak.
Dolayısıyla hayatın her alanında bilerek, isteyerek üzerine taviz verdiğimizi sanmıyorum. Ayrıca tavizden ne kastettiğimizi açıklıkla ortaya koymamız gerekir. Nedir taviz diye adlandırdığımız şey? Acaba Müslümanların maslahatı için yapılan bir takım takviyeler, bir takım gizlenmeler veya da maslahat gereği yapılmaması gerektiğine hükmedilen işlerde takınılan tavırlar birer taviz midir? Ben Müslümanların maslahatı için verilmiş olan tavizleri çok derece saygıdeğer kabul ediyorum. Kendimi de bu anlamda tavizci bir Müslüman olarak kabul ediyorum. Özellikle Müslümanların birbirleriyle uzlaşmaları gerektiği, birbirleriyle birleşerek küfre karşı yek vücut olmaları gerektiği bir dönemde Müslümanların vahdetini zedeleyici, İslami hareketin maslahatına aykırı her türlü yaklaşım biçimlerinden vazgeçmeyi, eğer bu tavizse bunu bir gereklilik olarak alıyorum. Ve somut olarak bir şey söylemek istiyorum burada. Parti meselesi sıklıkla konuşulduğu için ben kendi hesabıma bu ülkede parti vesilesiyle hareket eden Müslümanların çoğunluğuna iyi niyetinden asla şüphe duymuyorum. Onların vesilelerini iptal etmek, onlarla cebelleşmek, onların yapıp ettiklerinin gayrimeşru olduğunu ilan ederek onlarla savaşın içerisine girmek gerektiğine inanmıyorum. Bunun son derece yanlış olduğuna inanıyorum. İyi niyetli bu Müslümanların İslam'ın maslahatına uygun her davranışını da olumluyorum, onlarla birlikte olmak gerektiğine inanıyorum. Önemli olan gruplarımızın menfaatleri değildir, şahıslarımızın menfaatleri değildir. İslam'ın menfaatleridir ve İslam'ın menfaatlerinin öngördüğü her zeminde, her Müslüman'da hangi vesileye başvurmuş olursa olsun birlikte olmak gerektiğine, onlarla dayanışma içerisinde olmak gerektiğine inanıyorum. Siyaset ve vesileler konusunda şahsen çok kaba hatlarıyla bu şekilde düşündüğümü de yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Şimdi sözü Sayın Ercüment Özkan'a bırakıyorum. Kendisine gelen soruları belirlenen süre içerisinde, 15 dakika içinde cevaplandıracaklardır. Bir saat var dışarıdaki tabanın önünde unutulmuştur. Dinleyicilere bildirilmesini rica ederim. Şöyle bir saat. Soruların çokluğu vaktimizin azlığı nedeniyle pek kısa kısa değinip geçmek zorundayız. Siyaset ile politika aynı anlamda kullanılabilir mi? İslam'da politika var mıdır? Ben Toskan'a sual. Konuşmamın başında da söylediğim gibi birisi eski Yunanca bir kelime, politika, siyaset de Arapça. İkisi aynı anlamdadır. Ama halk arasında, yani aslı itibariyle bu iki kelime arasında mana itibariyle hiçbir fark yoktur. Fakat halk arasında politika yapıyor sözcüğü galip bir mana kazanmış ve yalan söylüyor, ikizlülük yapıyor, kaybaklık yapıyor manalarına daha çok kullanılıyor. Çok önceki yıllarda siyaset de, siyaset yapıyor kelimesi de aynı anlama kullanılıyor ama bu şekilde kullanın bu işin farziyetini, farziyetinden bizi muaf kılmaz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk tebliğ zamanında bu talibin himayesine girmişti. Bu davranışı bu noktada nasıl yorumluyorsunuz? Daha ötesini söyleyelim. Ölene kadar onun yardımını kabul etti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ayrıca Taif dönüşü, şu anda ismini hatırlamadım, Mekke'li birisinin himayesini talep ederek de Mekke'ye girebildi. Mesele şu, ne Ebu Talib'in himayesini kabul ederken, ne de Mekke'li o şahsın himayesini kabul edip Mekke'ye tekrar girebilirken, dininden, Allah'ın kendisini görevlendirdiği dinden, o şahıslar herhangi bir tavizde, yani vazgeçmeden, bir kısmından olsun vazgeçmeden, bulunması talebinde bulunmadıkları gibi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bu himayeyi talep ederken, benim Mekke'ye girişimi sağla, ben de şunu şunu söylemekten, filan filanı söylemekten, yapmaktan vazgeçeyim demedi. Dolayısıyla bunlar kesinlikle taviz söz konusu, uzlaşma söz konusu değil. Örneğin bir Müslüman İslam'da istiyorsa kendinden, onu yapıyorken, İslam'a uzak birisi onu koruyorsa, bu onun bileceği iş. Ne için koruyorsa o amacını gerçekleştirmiş oluyor. Nitekim eskiden de kabile kaygıları,
sülale kaygıları gibi sebeplerle değil, bu gibi sebeplerle koruyordu, himaye veriyordu filan ama mesele şu, onun karşılığında sizin İslam'ın herhangi bir cüzünden, bir parçasından vazgeçmemiş olmanız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konularda ne Ebu Talib'in himayesi sürdüğü sürece ne de o Mekkeli'nin himaye verdiği zaman Peygamberden bir tabis istemediği, Resulullah'ın da Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir tabis karşılığı, himaye sahibinde bulunmadığı tarihen tabis elimizdeki kaynaklar. Bu itibarla bu tabis vermek yahut uzlaşmak sayılmaz. Böyle söyleyeyim. Hazreti Yusuf Aleyhisselam meselesine gelince çok yaygın ve meydan ve Müslümanlar arasında meşhur bir konu. Olayı genel olarak hatırlıyorsunuz. İyi bir rüya yorumcusu olarak işte sarayda Firavun'a günün bir geldiğinde tanıtılır. Firavun'un o meşhur rüyasının bütün sihirbazları, rüya yorumcuları çözemez ve haber verilince hapisten çıkarılıp getirilir Yusuf Aleyhisselam ve kendisine rüya söylenir. Yusuf Aleyhisselam da rüyayı bildiğiniz gibi işte 7 bolluk yıl olacak, bol yıl. Ondan sonra da 7 kıtlık yılı onu takip edecek. Eğer bu bolluk olan 7 yıl iyi yönetim olur ise, becerikli yönetim olur ise, onu takip edecek 7 kıtlık yılında insanların sefil olması, dökülmesi, kırılmasının önüne geçilir şeklinde yorumlar Firavun'un gördüğü rüyayı. Bunun üzerine Firavun bu yorumdan o kadar mutmain olur, o kadar tatmin olur ki Yusuf Aleyhisselam'a bildiğiniz gibi Kur'an'da bu ayete bakarsanız sen bu işin başında ol, yani bu işleri sen yönet, sen emret, hani şu şöyle olsun, şuradaki mahsul şuraya konsun, buradaki buraya aktarılsın, ben emrimdeki güçlerle bunları yerine getireyim şeklinde. Yusuf'un Firavun'un emrine girmesi değil, Firavun kendini tabir caizse Yusuf'un emrine sokmuş bir konumdadır. Tamamen yanlış bir değerlendirmeyle yıllardır bu olay çarpık şekilde çarpıtılır, öyle arz edilir ve bazıları kendi yaptıklarına bu olayı Kur'an'dan delil olarak arz ederler. Benim bu konudaki acizane yanılabilirim. Hiçbirimize vahiy gelmiyor. En son Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi insan ama kanaatı galibim, galip zannım bu konuda budur. Müslümanın siyasetinde temel kaynaklardan Kur'an ve sünnet faydalanmasında yöntem ne olmalıdır? Kur'an-ı Kerim doğrudan bildiği dilden mutlaka okunmalıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen haberler Kur'an eleğinden geçirilerek okunmalı, tekrar tekrar okunmalı. O günün tarihi şartları, içtimai şartları, adetleri, örfü bilinmeye çalışılmalı ve daha serin, daha sakin bir şekilde kapılanmadan, daralmadan, daha geniş meseleye bakarak Allah'ı razı edecek hareketin, tavrın, düşüncenin ne olduğu hususunda insan kendini kalben mutmain hale getirmeye çalışmalıdır. Zannı galipleriyle hareket edecektir insanlar. Yoksa hiçbirimize akidevi bakımdan zannı galip değil, kesin kararı söz konusudur ama amellerimiz konusunda zannı galip esastır. Elimizden gelen doğruyu bulmak için elimizden geleni yapar. Ondan sonra Rabbimize sığınırız. Ya Rabbi aciziz. Elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Sen yardımcımız ol. Gözümüzü aç, basiret ver, feraset sahibi kıl. Sen yardım etmezsen biz ne yaparız der. Ona rica ederiz. Yapacağımız insan olarak bundan fazla öte bir şey olmadığı kanısındayız. Nasıl İslami terimle Batı terimini aynı bitiriyorsunuz? Siyaset, yol izleme, düşünme, politika, bölme, parçalama değil mi? Değil efendim. İkisi de aynı manaya. Dediğim gibi insanlar muhtelif kelimeleri istedikleri şekilde kullanıyorlar ama bu lügattaki esas manaların değişik anlama geldiği manasına gelmiyor. Uzlaşma kavramı konusunda anlaşılması konusunda anlaşmamız mümkün değil galiba. Aslında asr-ı saadet dönemindeki hadiseler içinden herkes kendini doğrulayan şeyler bulabilir. Örneğin Mekke dönemindeki himaye müessesesini nasıl izah edebiliriz? Biraz evvel ettik. Türkiye'de işin sizin ve kusura bakmayın uzlaşmacı Müslümanlardan kastınız kimler acaba? Biz burada kimseyi yargılamak için mahkeme falan kurmadık. Onun için kimsenin ismini vermek istemiyorum. Zaten önemli olan benim suçlu olmam, sizin beraat etmeniz. Sizin suçlu olup benim beraat etmem değil.
hepimizin beraat edecek yardımcı halde bulunurlar. O beraat edecek yolu tutmamız, buna biz yetmeye, iletmeye çalışıyoruz. Amacımız da bu, söylemek istediklerimiz de bu maksadı daha çok ettirici olsun için. Kanaatim reisiyeti partimizden teşkil eder ki, radikal Müslümanlardır ve uzlaşmacı değillerdir, öyle değil mi? Vallahi şöyle söyleyelim, yani bir sürü insanın Türkiye'de, hatta değil belli bilinen bir partiye, diğer partilere oy veren insanların bile gavurluklarından bunu yaptıklarını hiç sanmıyor. Tanıyoruz yani, emrimiz var, sayımız var, akrabamız var, komşumuz var, yok mu? Hepimiz. Bunlar da Müslümanlık için veriyor, onlar da iyi bildiği için veriyor. Ama insanların bir şeyi niyet olarak iyi bilmesi yalnız başına o şeyi iyileştirmiyor. Buna ben değinmek istedim, bunu anlatmak istedim. İdeolojiler diye başlayıp İslam'ı da bir ideoloji olarak söylediniz. Acaba İslam bir ideoloji mi? İdeoloji şu demek, başlı başına bir dünya görüşü demek kendine has. Yani kainatı nasıl görüyorsunuz? Örneğin Mars, her şey maddedir, maddenin ötesinde bir şey yoktur şeklinde. Yani esasların esası, akide ile böyle görüyoruz. Biz Müslümanlara Rabbimiz nasıl görmemizi istiyor? Her şey yaratıcı, eşi bulunmayan, ezeli ve ebedi bulunan Allah'ın mahlukudur, Allah'ın yaratmasıyla. Biz de kainat hakkındaki temel düşüncemiz bu. Yani bizim akidemiz bu. Bunun adının ideoloji olması, nasıl ki mesela لَكُمْ دِينِكُمْ وَلَدِينَ diyor. Müşriklerin dinine de din diyor Allah. Ama اِنَّ الدِّينَ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ yani para, Avustralya'da filan kabile böcek kabuklarını para olarak kullanıyor. Ama o para o kabile arasında geçiyor, her yerde geçmiyor. Yani din, bu kuş, buraya için ki de din, filanınki de din, dine tapanlarınki de din, komünizm de din, yani ile ideoloji aynı zamanda. Ama Allah katında din yalnızca, yani kabul görecek din. Şimdi sahih olmasıyla din olması arasındaki fark edelim. Din de dolu, para var, para var. Yani para var, bir etek karşılığı var, iştirak gücü fazla. Para var, bir çuvalı simidi zor alır. Ama o da para, o da para yani. Bunun gibi. Her neyse. Ertuğrul Özkan İslam'da ancak meşru bir... Kusura bakmayın ama beyler, beni hoş görün. Bizim okumamız yazmamız bu kısmıdır. Yani herkesin yazısını okuyamıyoruz. Biraz da şöyle tek kısa yazdığınız için okunakla yazsanız şu müşkülatı çekmeyin. Meşru bir hedefe varabilmek için meşru bir yoldan gidilmesi gerekir. Yoksa meşru olmaz derken. Biri bak bugün meşru olmayan bir yolda meşru bir hedefe varmayı esas alıyor. Kusura bakmayın ben. Zafer'e geldi, adını okudum. Unuttum yani, fark ettim. Mesela faiz alıyoruz, hacca gidiyoruz. Dediniz ya onları göre. Herkes benim dediğim dedik. Olmadığına göre daha net izah edilmelidir. Ayrıca polis kaydası yaptı, aynı kefeye koydu. Acaba öyle mi? Ne diyeyim ben buna şimdi siz söyleyin. Abdurrahman ne söylüyorsun? Bu işlere o bakıyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Şahadet edeceğin tek şey bu. Ötekilerin hepsi nasibimi bu dünyada artırmak için bir vesile olursa ne mutlu yoksa sırtımdaki hepsinden bakıyor. Beraat etmek için bu kadarı yetmedi arkadaşlar. Ben de en önemli ama bu bir ilke bir başlangıç. Şimdi aşıkların atışmaya başladığı gibi atışmaya başladı. Mükkezlerimiz. Zaten gaye vasıtayı meşru kılmaz diyorsunuz. Bu ortamda şu anda böyle bu ortamda şu anda bir Müslümanın parti yoluyla başa geçip iktidar olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Parti biliyorsunuz belirli fikirleri benimsemiş, o fikirler etrafında, düşünce ve metot etrafında organize olmuş insanlara denir ki Hizb-ül Şeytan, Şeytan Partisi olduğu gibi Hizbullah tabiri de Müslümanların yabancı olmadığı tabirler. Biz mutlaka وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِمْ derken bir organize grubun mutlaka bulunması farziyetine inananlardanız. Ama mevcut kanunlar laik, demokratik, cumhuriyet ilkelerini benimsemezseniz parti olamazsınız diyor. Olmuyoruz biz de parti olarak, terz olarak bahsediyoruz.
ve doğrultu Türkiye Müslümanları arasında bir kesim var ki mübarek bir Müslümana istinaden siyasetten Allah'a sığındıklarını ifade etmektedir. Doğru mudur? Bu konuda ne dersiniz? Siyasetle meşgul olmak, Allah'ın rızasına talip olmak diyebilir miyiz? Tabii öyle. Şimdi o bahsedilen Müslümanın o yaşadığı dönemde makyavelist anlayışın, yani gaye vasıtayı meşru kılan anlayışının siyaset olarak çok yaygın bulunmasından dolayı şikayetini bu makyavelist prensibi kapsamına aldığı kanısındayım şahsen. Yoksa genel olarak insanların umuruyla meşgul olmanın şeytan işi olduğunu düşünebileceğine ben şahsen normal bir insan için ihtimal verebilirim. Yani bu farkı belirtmek lazım. Süremiz bittiyse bütün soruları cevaplandırmak için süre el vermiyor. Bittiyse... Madem ki siyasetimiz efendim... Birkaç tane kaldı. Madem ki siyasetimiz nasıl ki ibadetler gibi Allah Resulü'nün işlediği şekilde olacağı ve gayeye götüren her yol meşgul değil, öyleyse Müslüman partiye bakışı ve yaklaşımı nasıl olmalı? Yani partinin İslamiyet'in söz konusu olabilir mi? Buna el verecek imkanlar, yani bunu engelleyen kanunlar olmazsa olabilir tabii. Örneğin bugünlerde 141, 142 ve 163'ün gerek ceza kanunlarındaki madde olarak kaldırılması, gerekse bunların kaynaklandığı anayasadaki bir takım maddelerin kaldırılması Türkiye'nin gündeminde. Hepiniz gazetelerden okuyor, televizyonda dinliyorsunuz. Eğer günün biri gelir, bu maddeler kalkar, karşılığı olan yani kaynaklandığı anayasadaki maddeler de kalkarsa, laik demokratik ilkeleri benimsemek zorunda kalınmayacağı için, yani doğrudan doğruya biz iktidar olur ise İslam'ı olduğu gibi getirecek, hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor, onu yedeğimize alma gereği duymuyor. Gelince bütün kanunlar mülkadır, biz İslam'ı getireceğiz diye parti kurulabilir demektir bu. Kanuni engeller kalkacağına göre. Kalkmadığı sürece de bu şekilde bir parti olmalı mümkün değil. Çünkü resmen yasak siyasi partiler kanunu. Ben hukukçuyum aynı zamanda, biliyorsunuz. Evet, Müslüman olmak için hiç beklenmez. Yani her halükarda, hani var ya reklamda her şartın traktörü diye, her şartın Müslümanı olacak insan. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de devlet bir sürü insanla bir araya gelince bir Müslüman olur. Yok, Mekke'nin içinde başlamadı. Ne olacaksa onu olmaya. Arkadaşlarını da o hale getirmeye çalışmadım. Onlar da bunun için gayret sarf etmedim. Mesela Mekke'ymiş, Medine'ymiş. Bu Allah'ın işi, ona bırakalım. Biz her ortamda Allah'a kul olmayı gerçekleştirmeye çalışalım. Mesela yani niye farkın yoktu, farksız geldim diye ahirette bir sual sorulacak mı? Kim çıkıp bunu söyleyemiş? Prensip olarak arkadaşımız güzel bir ikaz aldı, sağ olsunlar. Doğru. Gayrı halde başımda filan, yani aynı şeyler. Çok evet. Ben İslam'ın siyasi yapılaması bütün ülkelerde aynı olur mu? Beşir Bey kardeşimiz gayet münasip cevaplar verdi. Elbette ki bazı şartlar, bazı imkanlar, bazı imkansızlıklar İslam'ın vaz ettiği esasları halelden etmemek. Onların hasiyetini yani özelliğini bozmadan haklı davranışlar sergilenebilir ama örneğin işgal edilmiş yani toprakları işgal edilmiş kafirler tarafından fiilen işgal edilmiş bir halkı Müslüman ülkeyse örneğin Afganistan'da örneğin Lübnan'daki Müslümanların durumuyla Afganistan'daki Müslümanların durumuyla bilmem Türkiye'deki Müfat'ta gibi bir Adana'daki Müslümanların durumu arasında temelde bir fark olmamakla birlikte görünürde yani mutlaka fiilen düşmana karşı koymak, yani zıtar yapmak zorundalar. Nasıl ki İstiklal Harbi diye meşhur olan günlerde Anadolu'yu işgal eden Yunan'a karşı her düşüncenin sahibi çocuğusu vücudu tüfeği bilmem çakar ağzını alıp dağa çıktı bilmem mahalle arasında karşı koydu ve bu sonuç alındıysa sonuç çok başkaları at. Yani gelin atabildiğinizde başka kapıya indi, ayrı mesele ama gelin atan bir indirilmesi gerekiyordu yani. Gelinin sahipleri beceremedi bu işi, başka kapıya indi gelin. Evet.
mükerrer şeyler, ben onları geçiyorum. Yani esas itibariyle devam verdiğim. Hudeybiye mutalahasında Muhammed Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabirine kafirlerin itirazı üzerine Resulullah'ın bu ibareyi sildirmesi sizce uzlaşma değildi. Değil efendim, şöyle. Bir insan biliyorsunuz yani, ben mesela siz yanımdan müşterakümen Özkan'ım. Ayak oğundan çıkmadım ya, bir adamın oğlu bir kadından doğmayın değil mi? Herkes gibi sünnetullah'a uygun olarak işte. Ben Mehmet Ali Özkan'ın oğlu Hüsne'den doğma, 1938 doğumlu, Mucur doğumlu birisiyim. Bir yandan da başka vasıflar var, herkesin olduğu gibi işte filan arkadaşımız belediyede mimar falan, nereden imaratçı, şu şurada. İşte basın haber ajansının sahibiyim bir yandan. Şimdi sizinle bir anlaşma yaparken diyorsunuz ki siz, ben basın haber ajansı sahibi, bunu kabul etmiyorum ben. Ergümen Özkan diye yazdım, Mehmet Ali Özkan. Olur, bu yalan değil yani, basın haber ajansı sahibi olduğumu bir daha imzanın altında bulundurmak tarz mı yani? Bundan vazgeçti, bunu anmamak tarz değil. Çünkü asıl olan benim yani, Peygamberimiz de Abdullah'ın oğlu Muhammed idi aleyhissalatü vesselam. Yani bunu kabul etmek, nitekim karşı taraf gerçekten dediği doğru. Yani ben diyor, sen Resulullah oldun, kabul etmedin, şu hırkıra hiç lüzum yoktu yani burada önünde dikilmez. Sen onu yazma, bizim kabul ettiğimiz şeyi yaz. Ne kabul ediyor? Kafirin oğlu falan kabul etmiyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed diyelim, onu yaz. Nitekim Peygamberimiz de demiyor, ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Dolayısıyla bu esaslı bir şeyden vazgeçme demek değildir. Yani meseleleri iyi kavramak, yerli yerinde değerlendirmek, insanları yanlış düşünmekten, yanlış düşünce geliştirmekten engeller. Buna bir dikkat etmekte yarar var. Bu da bırakmışa hüküm verecek kişi sizce insan mıdır yoksa hakim mıdır? Cenab-ı Allah mı? Münasip ve açıklığa kavuşturulması gereken bir hususu sual ettirmiş arkadaşımız sağ olsunlar. Biz insanlara şöyle yapalım, böyle yapalım, Allah-u Teala böyle söylüyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmış der iken, yapılması gerekene yani hayra hiçbir gerekli yetmeye çalışıyor. Yani iletmeye, teşvik ediyor, tavsiye ediyoruz. Zaten emri bil ma'ruf, yani ma'ruf ile iyi bilinen örf ile emretmek, o örfe özendirmek, o örfü benimsenmeye, örfün benimsemesine çalışmak demek, insanların iyi olması için çalışmak demek iken, nehyani münker ve kötüden uzaklaşması için kötünün kötülüğünü ortaya koymak ve ondan onun uzaklaşmasını sağlamak demek. Yoksa biz dediğim gibi kadı değiliz. Kadı olsak bile toplam hesabını görücü olmayacak hiçbir zaman bir kadı. Hangi suç ile kadının hakimin karşısına çıkılmışsa o suçtan yargılanmış. Nihai hesap, mahkemede kübra diye dilimizde kullana geldiği bir şey elbette ki Allah'ın huzurunda olacak. Bu itibarla biz davranışları, yani şu tür davranışlar Allah rızası kazanır diye kâle Allah-u Teala fi kitab-ı ikberim. Şu tür Allah rızasını kazanır kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde tavsiye ve tezkiyelerde bulunuyor. Yoksa sen Allah rızasını kazanmadın, sen kazandın bilmem yani, ben belediye iktisat işleri müdürü değilim yani. Kimse de değil bu anlamda. Elbette ki sonuç olarak nihai muhakeme Allah-u Teala'nın huzurunda olacak. Kimse de böyle şahısları yargılamaya değil, davranışların çirkinlerinden insanları uzaklaştırmaya, İslami açıdan, doğrularına, güzellerine de imrendirmeye, onu sevdirmeye, ona yaklaştırmaya çalışmalı. Biz de yanlış yaptıysak affola, Allah affetsin, siz de hukukunuzu, hakkınızı helal edin. Evet, o zaman söyleyeceklerim bunlar. Yeni gelen soruları değerlendirme işi tuttuğumuzu, onun için soruları gönderememesi gerektiğini hatırlatırım. Ayrıca bu panelin yararlı geçmediğini belirten kardeşimize başkaları bir görüş var, çok kısa onu okuyayım. Kanaatimizce bu programın yerinde olduğunu söylüyorum. Diğer bölümünü okumak istemiyorum. Allah davanıza başarılı etsin. Bu da bir görüş. Şimdi Abdurrahman Bey. Evet galiba ben hızlı hızlı cevap vermem gerekecek çünkü çok soru var, sadece soruları okusam vakit dolacak gibi. Yalnız gelen soruların genel olarak gördüğüm kadarıyla parti herkes kendi içinde bir anlamdır. Parti parça demektir. Toplumun içinde belli bir grubun toplumun yönetilmesine ilişkin kendisine bir program getirir ve bunu topluma sunar. Bu örgütlenme biçimi değişik ülke. Bakın gerçekliği tartışırken bir ülkenin dar sınırları içerisinde ele alamayız. Üniversite olarak ele almamız lazım. Pakistan'da öğretmen dernekleri de seçime katılır.
Yani orada dernekler seçime katılırlar. Bir parti cemiyetler yasasına, medeni yasanın ilgili bölümlerine göre işte şirket menfaat için benzer bir çocukla, ne bileyim diğer vakıfla diye benzer bir çocukla belli bir hukuk sistemini kabul ettikten sonra o ülkenin meşru kabul ettiği zeminde bu toplantı yapılırken belli bir dilekçeyle, belli bir yere haber vererek onların genel ülkeleri çerçevesinde sürdürülür. Ha bunları aşarsanız bununla ilgili hukuki problemler çıkar. Biz de burada ifadelerimizi ona göre kullanmak durumunda kalırız. Demin söyledim, Almanya'da 25 milyon Avrupa'da 25 milyon Müslüman var. Bunlar kendi geleceklerini belirlemeleri bugünkü yapı içerisinde örgütlenmeleriyle mümkün. Yani atomize olmayacaklar da örgütlenecekler. Örgütlenmede de en faydalı, en pratik buldukları şey kendileri için en doğru olan olacaktır. O günkü şartlarda. Çünkü kendisi burada takiyeye başlayacaktır. Burada mesela bir soruda diyor ki müşrik düzenin nesinden nasıl maslahat bekliyorsun? Ya müşrik düzenine maslahat beklenmez. Ben maslahatımı takiyemi ortaya koyarım. Onun maslahatı beni ilgilendirmiyor. Benim maslahatımı ilgilendiriyor. Yani sanıyorum konu teknik olarak yanlış anlaşılıyor. Yani parti olayı. Biz bunlar sanki tek parti. Evet tek partisi bütün iman edenleri kuşatır. Ama iman edenler içerisinde mezhepler, tarikatlar, çeşitli fırkalar yani İslam'ın ilk dönemindeki farklı görüşler, farklı Hizbullah'ın dışında mıydı? Farklı, yani Hizbullah'ın içinde herkes tek bir düşünce, tek bir hiyerarşi içinde değil ki. Kaynaklarına bakarız, niyetlerine bakarız, yöntemine bakarız. Bunlar da sahihse meşru kabul ederiz. Bunlara bakabilmemiz için de öncelikle zeminin meşru olmasına bakarız. Gayrimeşru zeminlerde orada takiyesi söz konusudur, maslahatı söz konusudur. Bunları da ben katılmayabilirim. Benim farzeden partiyi savunmak hiç kimsenin meşru bir projesine katılmama mani değil. Milli İnsan kurulduğu gün ben partideydim, bugün de partideyim, yarın da partide olmayı düşünüyorum. Ve benim bu varlığım hiç kimsenin hiçbir meşru projesine katılmama mani değil. Parti benim için bir tabela ve dört duvardır. Ve gidiyorum orada, benim gibi inanan insanlarla konuşuyorum. Ve onun için ben arada bir kapatılıyorum, arada bir başka şeylerle sınırlandırılıyorum. Yani onların nizamını kabul ederek onlarla uzlaşmıyorum. Yani bu zemin içerisinde ortamı iyileştirmek için, ha benim gibi düşünmeyen insanlar yoktur, belki vardır. O da beni ilgilendirmiyor, ben ne yaptığıma bakıyorum. O insanlara karşı da ben kendi tavrımı ortaya koyuyorum. Yoksa hangi takımda oynuyorsun, sen yapmışsın gibi böyle bir parti olayını çok basit bir sözlük anlamına indirgeyip particilik meselesine dökmenin tek bir anlamı yok. Parti parça demektir. Toplumun içerisinde aynı inancı paylaşan insanlar farklı partilerde, farklı parti hepsi de genel anlamda Hizbullahi karakter göstermek kaydıyla farklı partiler oluşturabilirler. Bunda bir çelişki görmüyorum. Sorunun yani sorumuşunda, olayın ortaya konuşunda temel bir yanlışlar. Tıpkı devleti tartışırken batıda biçimlenen, Birleşmiş Milletler'in tanımladığı devletin kafamızdaki altyapıyı oluşturması gibi. Ben evet İslami devlet Afganistan'da falan hayal edenlere anket yapayım, sorayım. Sonuçta çıkacak olan Egemen o klasik bir devlet modelidir. Hiç de öyle İslami falan filan da değil. Yani bizim entelektüel birikim bakımından biraz uzaklardır. Bir de gereksiz bir tartışmaya giriyor. Yani herkes ne yapacağını söylemiyor da benim ne yapmamı söylüyor. Kardeşim sen ne yapıyorsun ve ben senin için ne yapabilirim? Yani benim üzerinde tartışılıyorsa bunun problem o. Burada mesela diyor ki, partiler üstü olması dahil değil, sen partiler üstü çalışmanı ben sana yardımcı olayım. Yani sen şiir yaz, sen tartışırsın. Ben böyle bir şey yapıyorum. Ve yaptığım şey de gayetle, kaynağında, yönteminde, kendi içimde var. Ve ben bunu bugün de açıkça söyleme şansına da sahip değilim. Sen de benim üzerimde meyve uygulama şansına sahip değilsin. Çünkü zemin meşru değil. Yani zemin, meşru zeminde zaten bu tartışma olmayacak. Bu zeminde de bunu tartışamaz. Evet yani işte Allah'ın emrettiği gibi yapmazsan günah işlersin, Peygamber'in sünnetine uymazsan Mekke olur, benim gibi düşünmezsen dinden çıkarsın dersen, senin dinini tartışacak olursan, ben de senin dinini tartışacak olursam, bizi kardeş yapmak için gönderilen kitap Allah'ın ayetlerini birbirimize geçirerek birbirimizi tekfir için malzeme olur. Bir, Allah'ın dini olmaktan çıkar, benim kanallarımı tasdik eden benim için bir malzeme haline dönüşür. Ben kimseye kendi kanaatlarını emretmiyorum. Mezhebimi de emretmiyorum. İçtihatlarımı, düşüncelerimi, ideolojimi de emretmiyorum.
ben ne yaptığımı söyledim. Kaynağımı, niyetlerimi, yöntemimi söyledim. Meşru görmeyen olursa bugün benim üzerimde bir hüküm koyma gücüne sahip olmadığımıza göre oturup konuşmamız gerek. Hata ettiğimi anladığım zaman da dönerim. Yaptığım şeyde illa da meşru diyemiyorum. Öbür dünyada hesabını görecek. Siz de aynı tehlikeyle, ben de aynı tehlikeyle karşı karşıyayım. Allah bizim kalplerimizi tehlike etsin, bizi hatalardan korusun. Korkalım ve birbirimize dua edelim. Yoksa birbirimiz üzerine hüküm koyacak olursak tamamdır işimiz. Günümüzdeki siyaset bir partisiyle dönüşmedi mi? Ya günümüzde parti olayı siyasetin tümünü ifade etmez. Yani partinin anlayışı Türkiye'de yanlış. Yani bu iktidar partisi de yanlış anlıyor, muhalefet partisi de, partililer de, il başkanı da. Benim görüşüm yok bu konuda. Yani bir mesele soruyor, 140-140'ı benim görüşüm yok diyor. Görüşsüz bir particilik var. Partisi de Türkiye'de cim bom bom, takım tutma olayı. Yani parti olayı yok ki gerçekten. Yani olayı bir defa mücevher planda, felsefi planda ele almamız gerekir. Parti her zaman vardı ve herkesin bir partisi vardı. Partiye karşı olanlar, partiye karşı olanlar partisinden düşünür. Yani İslam'ı insanlara parti aracılığıyla mı, gerçekliğiyle mi yapmak gerekir? Herkes kendi fıtrasında, içinde gerçek, üç farklı ortamda, ortamın kesişmesiyle tezahür eder. Zaman, mekan, obje. Buna konjüktür diyor. Yani bir vahyi gerçekler vardır, bir de değişken gerçekler vardır. Parti değişken gerçeklerin maslahatıyla ilgilidir. Konjüktürü yapamazsınız, gerçekliğinizi üretemezsiniz. Ondan sonra geçmiş zamanların gerçekleri, gelecek zamanın gerçeği, hayaller, ütopyalar, korkular ve umutların kavgasına düşersiniz. Ben genelde Türkiye'deki parti tartışmasının ciddi ciddiyet oranının %10'dan fazla olduğunu sanmıyorum. Particilik yapmak bir başkasının bir başka şey yapmasına mani değil. Hatta partiye talip olanlar sadece inanan, kendisi gibi inanan insanların değil, kendisi gibi inanmayan insanlarla, kendisi gibi inanan insanların ortak bir arada yaşamaları noktasında uzlaşmacılık da bir ortak maslahatlarını gözetme noktasında vardır. Uzlaşmacılığı da hemen uzlaşma çok kötü değil desem çok yanlış anlaşılacak. Ya uzlaşma, eğer ortak menfaatlar, ortak değerler konusunda uzlaşılıyorsa, yani ben senin dinin sana, benim dinim banaysa, bu güzel bir uzlaşma. Uzlaşmadan niye korkuyorsun? İlla benim gibi düşünmemek, ben de sizin gibi düşünmemekle sizin yokluğunuz üzerine kendime varlık üretiyorum. Böyle bir varlık iddiası olmaz. Yani en ufak şeylerinizi bile masaya getiriyorsun o kadar. Sanıyorum bu genel açıklamalar bazı şeylere cevap veriyor. Tarihte 4 Halife döneminden sonra bir daha İslami bir yönetim şeyi olmadı mı diyor. Yönetim geçmiş dönemlerde bir merkez yönetimi, bir taşra yönetimi var. Taşra yönetiminde İslam her zaman lokal olarak sürdü. Her zaman. Yani zalim hükümdarlar döneminde taşrada mazlum ve Müslüman ortamlar vardı. Adil hükümdarlar zamanında saldırgan, haksız rejimler vardı. Burada kimin, nerede, ne zaman, ne olduğunu değil. Mekke'de cehenneme gitmek, Moskova'da cennete gitmek mümkün. Geçmiş ümmetlerin yaptıklarının bize faydası yok. Bizim de, ya onlar bir ümmetler gelip geçtiler. Siz kendi yapacağınızın hesabını onların yaşadıkları tarihten ders alarak haklılarını, haksızlarını tespit etmek değil, tarihi gerçeklikten yola çıkarak geleceğin umuduyla kendi gerçeğinizi, konjüktürel, rolatif gerçeğinizi ürettiğiniz oranda var olacaksınız ve kendi politikanızı, kendi partinizi oluşturacaksınız. Ya partiye tekrar tanım veriyorum, illa da izin alınmış olması şart değil. Her organizasyon toplumun yönetimine ilişkin, kendi grubunu oluşturan siyasal grubunu oluşturan herkes bir parti, İngilizce parça demektir. Demin işte soruyor arkadaş, yani ideoloji falan, ya ideoloji İngilizce bir kelime, ayrı ya, Türkiye'ye göre. Yani siyasetle bana gelen sorular da var, politika aynı şey mi? Aynı şey. Birisi İngilizce, birisi Türkçe, yani Arapça. Evet yani, bunu nesini tartışacağız? Ha biz ayrı anlamlar istiyoruz, iyisi de anlar, ayrı anlamlar istemeye devam edin. Öyle sizin için. Şeytanın silahıyla silahlanın diye bir konu elbette yok. Şeytanın silahı diye de böyle bir takım yöntemleri, bir takım yöntemleri kendinize haram kabul edecek olursa, evet o insan için o bir haram çizgisi
karşı oluşturur. Yani siz kendinize ne bileyim şu haramdır diyorsanız, onu da işliyorsanız sizin için elbette pek hoş bir şey değil. Yani bozayı haram telakki ediyorsanız boza içmeyin. Yani partiyi kendiniz için olumsuz görüyorsanız partiye gelmeyin. Ama bu sizin kendi iştihadınız. Meşru amaca ulaşmak için gayrimeşru yol elbette mümkün değil. Yani içki ticareti yaparak kazandığın parayla hacca da gidemezsin, hayır da yapamazsın. Bu Abdüşşuran'ın üç tarzı siyasetini soruyor bir arkadaş. Bundan gerçekleşmesi lazım. Türkleşme, İslamlaşma, muhasırlaşma. Evet, işte ya onu da konumuzla doğrudan ilgili değil. Yani benzer sorular var. Yani bir de mesela şöyle bir soru var. Yani bu tür toplantılarda aslında okumayabilirim. İsmini de yazmamış ama insanımızın içinde bulunduğumuz şartları ifade etmesi açısından okumak istiyorum. Resmiyete gayet yaykar görünüyorsunuz. Hem havalandırmalı salon istiyor, hem 40 derecede kravat takıyorsunuz. Ayrıca belenizi özledik. Niçin giymiyorsunuz? Merakınızı bağışlayın. Sağ ol kardeşim. Ben orada otururken biraz sonra hava çok sıcak olacak dedim. Yani çok uzun sürdüm yarın. Sizden düşündüm. Eğer zaten terleyecek olsam çıkartmama mani bir şey de yok. Buraya gelirken kravatımı çıkartsaydım bir yerkarlık yapmış olurdum. Kravatımla ayak aldım, sizinle de öyle bir problemim yok. Ama yani bazı olaylar etrafındaki düşüncenin yapısını ifade etmesi bakımından yine de ilginç bir soruydu. Hatalarından dolayı da özür diliyorum. Yani çok da vatan bir şey olmadı. Yani. Şeytanın siyasi kelimesini nasıl açıklıyorsunuz? Yok. Pratik gerçeklerden yola çıkarak söylenmiş en güzel söz. O günkü düzenin siyasetine alet olmayın. O günkü düzenin de zalim düzenlerin hepsinin de siyasetine kim alet oluyorsa, ister partiyle ister partisiz olarak, ister ticaretiyle, ister başka kültürüyle, sanatıyla. O da o zalimlere ortak olmuş. Evet, yani Sayın Nursi o günkü şartlarda siyaset ve tekellerin elinde olduğu için onların siyasetine destek vermek konusunda insanları sanıyorum o günün gerçekliği açısından söylemiştir sözünü. Yine parti siyaset ikilemi üzerinde duruyor. İkilem yok, özdeşlik vardır burada. Bir demokratlaşma süreci ortaya çıkmıyor. Evet, bu tehlike var yani. Yani parti olmasa da aynı tehlikeyle karşı karşıyasınız. Bu Amerikan'cı İslam'a doğru götürmüyor mu? Evet, götürüyor. Demokrasi de hakikatin kaynağı ve ölçüsü olarak toplum iradesini, aslında toplum adına toplumu yönlendiren bir katılım iradesini kabul etmek anlamına geliyor. Kim ki böyle bir iradenin mahkumu olursa gideceği yer de bellidir. Yani bir açıklamam yanlış anlaşılmış ya da ben yanlış ifade etmiş olabilirim. İslam toplumunun oluşum sürecinde ortaya koyduğu yapıyla var olan İslam toplumunun yapısının farklı olduğunu, yani kaynaktaki İslam devletiyle Peygamber Efendimiz zamanında 4 halifedeki bugünkülerin farkını ifade etmeye çalıştım. Kaynaktakiyle Medine döneminde bir farklılaşma mı oldu diyor bir arkadaş. Hayır, öyle bir durum yok. Yalnız o günküyle bugünkü, yani bütün iman ettiğimiz kitap yetkiliği her şeyi açıklıyor. Yaşadığımız kitap hiçbir şeyi açıklamıyor. Yani o kitaptan yaşadığımız şeyler, bakkal dükkanında zekatını bile hesaplayamıyoruz. Bu gerçeği ifade etmeye çalışmıştım. müşriklerle karşılıklı tavize dayalı bir şey olabilir mi diyor. Elbette olamaz. Yani böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil esasen. Bir başka şey de yani niye peki siyasi 50 milyar dolar dış borcu var daha fazla büyümesin diye. Yani şu tabutu daha fazla kullanasın. Size ait olan şeyleri bir takım insanlar rast etmesin herkes. Sümer Bank'ın 4 trilyonluk arazisi var. Fabrikası falan diyor. Rokotelyon 501 milyara almaya kalktı. Sümer Bank genel müdürlüğü bana verecek o zaman hemen kabul ederim. İstedikleri yemeği de 48 milyon 47 milyon var. Ayağımı basarım.
baş parmaklarıyla birlikte yani ben ne yapacağımı biliyorum. Allah'ın bana ihtiyacı yok. Benim Allah'ın rızasını kazanmaya ihtiyacım var. Yaşadığım zamana tanık olarak bir eylem ortaya koymam gerekiyor. TRT Genel Müdürlüğü'ne getirilebilmem için 40 tane şeye evet demem gerektiğini biliyorum. Ama TRT Genel Müdürlüğü bana verecek olurlarsa 41 tane evet'i hiçbir zaman inanmıyorum. Siz memur olmak için size sözleşmeye çalışıyorum. Çocuklarınız da okula gündürürken bir sürü şey. Onlar sizi ne kadar rahatsız ediyorsa beni daha fazla rahatsız ediyor. Ama yapmam gerekir. Ha benim gibi düşün diye biliyorsunuz. Hiç kimse benim gibi düşünmek zorunda. Çünkü bu düşünce de bizim için iman değildir. Ya zaman da geçiyor. Bu yollar diyor işte meşru hedefe ulaşabilir miyiz? Anlıyorsunuz siz. Söyleyen de ağır gerektiğini. Kardeşim, hiçbir tek şeyle meşru sonuca ulaşamazsınız. Şiir yazarak hedefinize ulaşabilir misiniz? Şiir yazmadan ulaşamazsınız. Ticaret yazmadan ulaşamazsınız. Peki indirdiğiniz zaman her halükarda yanlıştır. Her şeyi bir aynı anda, bunun kronolojik sırası yok. Zamanın, mekanın, şartların ve bireyin kendi formunda üreteceği sorumluluklardır bizi hedefe götürecek olan. Yani bireyin fıtratını, onun becerilerini, onun kabiliyetlerini, sorumluluk duygusunu, zamanın getirdiği şartları hesaba katarak eylem ortaya koymamız lazım. Yani film çevirerek hedefe gideceğiz, şiir yazarak, karikatür çizerek, sosyal dernekler kurarak, dergi çıkartarak mı yapacaksınız? Evet, dergi çıkartarak. Tek başına dergi çıkartarak değil ama dergi çıkartmadan da değil. Yani, tekiş indirgemek her zaman yanlış bu tür çözümlemeleri. Ya bu mu diye formel bir mantığa dökmek diye düşünüyorum. Arzettiğiniz siyasi bir yapının örneği var mıdır? Çok da olduğunu sanmıyorum. Bir oluşum süreci yaşıyoruz. Yani sadece Türkiye'de değil, İslam dünyasında bu süreç yaşanıyor. İran'da yaşanıyor, Afganistan'da yaşanıyor. Bunlar yeniden yapılanma süreçleri. Diğer İslam ülkelerinde bir entelektüel süreç olarak var. Pratik süreç değil, entelektüel bir süreç olarak var. Ve ben o sürecin canlı olmasından yanayım, canlı tutulmasından yanayım. Ve bir kurumsal tecrübe geçiriyorum. Burada partiden için politika okuldu. Sağlık mücadelesinden ibaret değil. Politika okuldu benim için. Ha, senin için olunca böyle mi? Ben öyle kullanıyorum. Yani ben Mercedes arabayla sağda sunuyorum arkadaşım. Yani tamam, ya böyle yapıyorum. Sürünmez bir traktörüm yok. Benim mecbur ettikleri şartlar yok. Ben farklı konferans yeri olarak yapıyorum. Partiyle nereye kadar gidilebilir? Ne bileyim, 10 yıl gidersin sonra durursun. Cumhuriyet kavramlarını açıklar mısınız? Cumhuriyet kavramını arkadaşımdan aldığım sözlüklerde yok karşılığı doğrultusun işte. Kamuoyu falan filan bir yaklaşık tanımlar var. Kelime olarak en yakın tanımı çoğunluksalcılık. Hürriyette köle olmamak şeklinde tanımlanır. Yani size bir Rabbiniz, Rab'dan başka, Allah'tan başka Rab kabul etmemek. Çünkü her şey, paranın da kölesi olur insan, şehvetin de kölesi, şeytanın da kölesi. Ruhunu hiçbir şeye takmamak, hakikatin kaynağına ve ölçüsüne, hakikatin bilgisine kavuşmak, insanı özgür yapan. İslam özgürlük bilgisidir. Teslimiyette mutlak özgürlüğümüzü, çünkü Allah'ın iradesi içerisinde, rızası içerisinde kendimizin meşru özgürlüğümüzü bulacağız. Evet, soruları böylece bitirmiş olayım. Hatalarından dolayı af dilerim. Selam aleyküm. Sayın Beşir Eriyatı. Şimdi ben gelen sorulara tek tek cevap vermekten kendime göre onları bir tasnif ettim. Ve farklılık olan soruları bir araya topladım. Her soruyu kendi temasına göre getirdim ve onlara bu şekilde toplu cevap vereceğim. Böylece herkes bizim bu konuda ifade edildiyse boyumuzu, ölçüsünü de görmüş olacak diye. Şimdi en kalabalık soru şeyi bunlar. Kısacası en özlü olan soruyu okuyor. Hepsi aynı muhteva etrafında dönüyor.
bugünkü haliyle Refah Partisi meşhur olur, eksikleri verendir. Şimdi burası bir fetva makamlığı değildir. Ercüment Ali'nin belirttiği gibi bir mahkeme salonunda da değildir. Refah Partisi'nin meşruiyetini tartışmak durumunda da bizlerden bela, bu işin içerisinde olan insanlar tartışmalıdır. Biz inanıyoruz ki Müslüman olarak en az onlar da meşruiyet konusunda bizim kadar hassastırlar. Benim kendi inancım. Dolayısıyla onlar kendilerince meşru olarak görmektedirler ve bu meşruiyetlerine göre kendilerini meşru gördükleri için bu şekilde devam ediyorlar. Allah-u Teala bizleri de onları da her zaman için bütün Müslümanları da sırat-ı müstakim üzerinde dursun. Onlar ayrılmasın derim. Burada bir başka kardeşimiz herhalde sorusunun şeyinde nasıl diyeyim erkekliğe çok meraklı bir kardeşimiz olacak ki böyle bir muhtevada soru göndermiş. Şimdi biz Allah'ın razı olmadığı bir erkekliği istemeyiz. Buna karşılık Allah'ın razı olacaksa eğer isterse o davranış kadınca kabul edilsin, onu esas alırız, o bizim için ölçü olmalı. Kardeşimiz soru soruyor, okuyacağım ben de cevabını vereceğim. Anladık ki Dili Pak iyi bir partizan diyor. Yani başlayın nasıl geldi öyle okuyorum. Özkan da antipartizan, siz renginizi belirtmiyorsunuz. Erkekçe renginizi belirtin ki sizi net anlayalım. Şimdi ben bu kardeşimize tabii erkekçe değil, Müslümanca cevap vereceğim. Ben bu anca. Allah-u Teala diyor ki Sıbratallah ve men ahsenu minallahi sıbran ve nehnu lehu abidun. Biz Allah'ın boyasıyla boyayız, boyalıyız kardeşim. Tekbir! Allah! Allah'ın boyasından daha güzel boya var mıdır diyor. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Bizim boyamız bu. Başka bir boyaya da hiç de girmeye meraklı değiliz. İster istediği boyada da bizi görsün. Bizim için onların gördükleri boya hiç bir şekilde şey yok. Yani biz derken kendimi değil, mümin olarak kendisini kabul eden, daha doğrusu Kur'an'ın ölçülerine uyan herkes bu boyayla boyanacaktır. Başka bir boya bizim için mümkün müdür? Ve eğer bunu bu şekilde söylemek bir erkeklikse ben bunu erkeklik olarak değil, Müslüman, İslami bir bölgesi olarak görüyorum. Bir farizadır yani. Rengimizi olduğu gibi ortaya koymak. Biz Allah'ın boyasıyla boyandık diye bilmek. Boyanmaya çalışıyoruz. Bir başka soru. Dünya Müslümanları arasında özellikle güne çarpan siyasi düşünce, kültür siyaseti, siyasi bölgelere ayrılmaları sizce normal midir? Sizce İslam siyasetine en fazla hizmet etmiş kavimler arasında Türk milletinin değeri nedir? Bakara suresinde tekrarlanan az önce Abdurrahman Bey'in temas ettiği bir ayet-i kerime vardır. Estağfirullah. Tilke ummetun kad halet leha merkezebet ve lekum merkezendum ve lem sallu amma kanu ya'malun. Onlar geçmiş bir ümmetti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandığınız da sizin. Onların ne yaptıklarından size soru sorulmayacaktır. Soru sorulmayacağı gibi onların yaptıkları mefahir hiçbir zaman bizim yükümüzü de hafif etmeyecektir. Önemli olan bizlerin kendi sorumluluğumuzun şuurunda olmamız ve sorumluluğumuzu yerine getirmemiz. Bir başka kardeşimiz, Müslümanların İslam adına Türkiye şartlarında aktif siyasette, parantez içinde politik manada uğraşamayacaklarını, böyle bir uğraşının cahil çizgide olduğunu belirtir. Bu tespitlerinizle her ne kadar kendi mantığınızla ayet ve hadislere dayandırsanız da başta Konya'lı Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere pek çok partili Müslümanı cahil çizgide olmakla itham ettiniz. Siz de bilirsiniz ki cahil çizgide olanlara müşrik denir. Direkt itham etme böyle bir çığır açtığınızın farkında mısınız? Ben soruyu sadece okumakla yetineceğim, cevaplandırmaya gerek görmüyorum. Bizim böyle bir itham içerisinde olup olmadığımızla Allah-u Teala elbette ki daha iyi bilir. Yani maksatla konuştuğumuzu daha iyi bilir. Acele etme. Size şunu söyleyeyim. Bir hareketin İslami olabilmesi için
O harekette belirgin bir takım niteliklerin bulunması lazım. Bu hareketin İslami olabilmesi için gerekli olan bir takım nitelikleri konuşmamızın başında saymaya çalıştık, dile getirmeye çalıştık. Bunları daha etraflı bir şekilde öğrenmek isteyen kardeşlerimize, Kur'an-ı Kerim'i çok, pek çok, defalarca okumalarını, anlamalarını idrak etmelerini, fehmetmelerini tavsiye ederiz. Diğer bir vasıf ve vazgeçilmeyecek bir vasıf, bir hareketin İslami olabilmesi veya İslami bir harekettir, dört dörtlük İslami bir harekettir diyebilmek için az önce söylediğim vasıflara ek olarak bu hareketin kuşatıcılığıdır. Kuşatıcılık derken içinde topladığı insan sayısını kastetmiyorum. Yapısında barındırdığı insan sayısını kastetmiyorum. Kuşatıcılıktan kastımız şu: İslam dünyayı ve ahireti kuşatan bir ifade yerindeyse bir tezdir. Bu tezi bütünüyle ortaya koyan ve bütünüyle temsil etmek durumunda olan hareket kuşatıcılık vasfına sahiptir. Türkiye'de kendisine İslami hareket denilecek bir hareket bu manada yoktur. Ancak diğer bir özellik olan İslami hareketin ifadelerindeyse İslam'ı anladığı manada emir ve komuta zinciri içerisinde diyelim biz buna yürütülmesi, yani eğer İslam devleti gerçekleşmişse bunun komutanı nasıl ki halife ise değilse İslam ahkamının yürürlükte olmadığı toplumlarda yine Müslümanların bir tek lider, ittifak ettikleri bir lider etrafında olmaları şarttır. Bu şartın bulunmadığı hiçbir harekete İslam'ın anladığı manada İslami hareket sıfatını denmemiz kesinlikle kavramlara bir zulümdür, kelimelere bir zulümdür. O bakımdan bu sıfatlara ve bu niteliklere sahip olmayan bir harekete İslami bir hareket diyemeyiz. Ancak cahili bir ortam içerisinde Müslüman olarak kendi kanaatlerince İslami gördükleri işleri yapan insanlar olarak veya gruplar olarak görebiliriz. Şu anda bu paneli düzenleyen kardeşlerimiz nasıl kendi kişisel kanaatleriyle hareket edip böyle bir paneli yapmakta biz Müslümanlar olarak İslam için Türkiye'de İslam'ın durumu açısından bir fakat görmekteyiz. Bunu tedbir edeceğiz diye ifade yerindeyse bir içtihattan hareket ederek yola çıkmışlarsa benim nazarımda ben de öbür kardeşlerimiz de sizler de ve parti içerisinde bulunan kardeşlerimiz de kendi içtihatlarınca kendilerince bir yol tutmuşlardır. Müsaade ediniz Müslümanlar içtihatlarını Abdurrahman Bey kardeşimizin bir hafta vurguladığı gibi kendi kişisel kanaatlerimiz din yapmıyor. Ve ben eğer kendi kanaatlerimi din olacak şekilde, kendi kanaatlerim vahiy değil, kendi kanaatlerimi din olarak şekilde anlatmış veya sunmuş isen bu konuda başta Allah-u Teala'dan affı istiğfar edin. Affı mağfiret edin. Her Müslümanın bir hafta bu durumdan Allah'a sığınması icap eder. Şimdi durum bu merkezde ve bu konuda benim söyleyeceklerim veyahut da söylemek istediklerim bu kadar. Eğer aziz kardeşim yine çok çok daha açık şeyler şey etmek istiyorsa, görmek istiyorsa bu işi yakiden görüşebiliriz, bunu uzun boyu birbirimize anlatabiliriz, şey edebiliriz. Dikkat ettiyseniz kardeşlerim diyorum. Bu tabiri ancak müminler kardeştir ayet-i kerimesini şu an söylüyorum. Ancak o kardeşlerime göre ben hata içerisinde olabilirim bu kanaatine göre. Bana göre bu kanaatleriyle onlar hata içerisinde olabilirler ve biliyorsunuz ki içtihat farklı olarak değerlendirilebilecek durumlarda müminlerin birbirlerine düşmelerini gerektirecek şer'i bir gerekçe veyahut da şer'i bir hüküm veya şer'i bir maslahat yoktur. Ben konuya bu şekilde bakıyorum. Benim acizane bu konudaki kanaatim bu şekildedir. Yine aynı paralelde, aynı doğrultuda bir iki soru daha var. Onlara da genel olarak daha önceki sorulara vermiş olduğumuz cevaplar ve genel olarak baştan beri yaptığımız açıklamalar bunlara cevap teşkil edecek mahiyettedir. Ben sizin ortinizi daha fazla almamak için konuyu burada kesiyorum. Allah cümlenize razı olsun. Sayın Beşir Eriyaş'a teşekkür ediyoruz. Bu arada benim ara konuşmamla ilgili olarak gelen bir iki soru var. Ben de cevaplamak zorundayım.
Birincisi Said Nursi'nin siyasetle ilgili görüşü var. Said Nursi'nin siyasetle ilgili, yani şeytandan sığınırım dediği siyasetle ilgili olarak getirdiği tespit anlayabilmek için Said Nursi'nin önceki cümlelerine bakmak gerekir. Said Nursi açık bir biçimde şu siyaset anlayışını mahkum ediyor. En genel manada şu siyaset anlayışını. Benden olursa, benim partimden, benim mezhebimden, fırkamdan olursan iyisin, sırat-ı müstakim üzresin, muttakisin. Benden olmazsan kötüsün, batıldasın. Yani kaba tabiriyle grupçu fırkacı eğilimi mahkum etmek için, bu şekildeki bir siyaset anlayışını mahkum etmek için şeytandan, siyasetten, şeytandan takınır gibi takındığını belirtmektedir. Ve bir zaman Said Nursi'nin bu görüşü hayli isabetlidir. Zaten bu görüş bugün tarafımızdan benimsenmediği içindir ki birbirimizi biz bu şeytan olmakla pekala suçlayabiliyoruz. Kendimizin on teknisi yerimize bilmeyenleri de cehennemi boylamış kimseler olarak pekala yanlış bir biçimde değerlendirebiliyoruz. Nitekim gelen soruların bir ikisi de buna yönelik. Sayın Mehmet Nesiler diye başlıyor. Vahdet, Müslümanların birlik ve beraberliğinden bahsediyorsunuz. Evet, bahsediyoruz. Bahsetmeye de devam edeceğiz. Görüşünüze sahip bazı arkadaşlarda partiye soğuk bakanlar oluyor. Bu duruma ne diyorsunuz? Doğrusu hata karşılıklı cereyan ediyor günümüzde. Siz başlangıcından beri, biz başlangıcından beri kendimizi, sadece kendimizi nohum teknesi olarak kabul etmişsek, liderimize değer etmeyenlerin cahili ölmeyi vereceğinin kurbanlası yapmışsak, elbette ki bu kardeşlerimiz de bir biçimde tepkilerini ortaya koyacaklardır. Yani mesele sizin soğuk bakmanız, onların size soğuk bakması şeklinde tek yönde olarak değerlendirilmemeli. Biz birbirimize nasıl sıcak bakabiliriz? Biz birbirimizin varlığına nasıl tahammül edebiliriz? Asıl konuşulması gereken mesele budur. Çünkü biz istesek de, istemesek de bu toplumda var olacağız, var olmaya devam edeceğiz. Partici yönteme karşı olan kardeşlerimiz isteseler de istemeseler de partici Müslümanların varlığını engelleyemeyeceklerdir. Yine partili Müslümanlar, partisiz yöntemi benzeyen Müslümanların varlığını engelleyemeyeceklerdir. Yani partili Müslümanlar da olacaklardır, partisiz Müslümanlar da olacaktır. Mezhepli Müslümanlar da olacaklardır, mezhepsiz Müslümanlar da olacaklardır. Biz birbirimize nasıl katlanacağız? Birbirimizi nasıl kabul edeceğiz? Asıl sorulması gereken soru bu. Ben burada şu yaklaşım biçimini getiriyorum. Birbirimizi anlamaya çalışalım bilgi. Birbirimizi sevmeye çalışalım bilgi. Eğer doğrularımızı başkalarına kabul ettirmek gibi bir amaca sahipsek bile karşımızdaki insanı batılda olmakla suçladığımız zaman zaten kendi doğrularımızın üzerine bile çizgi işareti çekmiş oluyoruz. Çünkü neyin doğru olması karşıki insanın kabul etmesi için yeter sebep değildir. Önemli olan doğrunun sunuluş biçimidir. Ne yazık ki bugün Müslümanlar olarak hemen hepimiz savunduğumuz doğruları bile doğru bir biçimde sunamadığımız için çeşitli problemlerle yüz yüze kalıyoruz. Vahdet noktasındaki zararlı tartışmalar hep bundan meydana gelmektedir. Particilik meşru mudur, değil midir? Bu tartışma bence Türkçe şartlarında sıkışılması gereken bir tartışmadır. Siz şerri olmadığına inanıyorsanız particilik yapmasınız. Nitekim bu yöndeki farklılığınızı da zaten ortaya koymuş olmaktasınız. Ama particilik yapan Müslümanların iyi niyetinden, temeldeki iyi niyetinden şüphe duyarsanız, duyduğunuzu da açıklıkla ifade ederseniz, hatta bu Müslümanların particilik yapmak suretiyle kürze vardığını ifade ederseniz, siz bulunduğunuz yerde bu Müslümanlarla savaşan unsurlar olmaktan başka bir işe yaramazsınız. Yani nerede bulunursak bunları, o Müslüman oturacak öbürünün aleyhinde, öbür Müslüman oturacak öbürünün aleyhinde konuşacaktır. Acaba bugün bizim yapmamız gereken şey bu mudur? Biz zaten birbirimize katılmamakla var olan farklılıklarımızı ortaya koymuş olmakta değil miyiz? Yani partisiz Müslümanlar zaten farklılıkları ortaya koymuşlardır. Partili Müslümanlar da zaten farklılıklarını ortaya koymuş olmaktadırlar. Burada zaten birbirimize katılmamakla, yani çok affedersiniz patates çuvalı gibi bir araya gelmemiş olmakla zaten her birimizin farklı olduğu anlaşılmaktadır. Önemli olan bu farklılıklarımızı Müslümanca değerlendirebilmek. Ve birbirimize destek olmayacaksak, ille de destek olmayacaksak, hiç değilse birbirimize olumsuz anlamda köstek olmamayı da
becerebilmeniz gerektiğini savunuyorum. Aslında hepimizin amentüleri aynı. Fakat bu amentülerimize eklediğimiz yeni maddeler var. Yani bizden olmak maddesi, grubumuzdan olmak maddesi, mezhebimizden olmak maddesi. Sanıyorum liderlerimize bağlı olmak maddesi. İlle de dinin sanki olmazsa olmak şartıymış gibi. Benim partimden olursan Hizbullah'tansın. Benim partimden değilsen, ağzınla kuş tutsan, havada uçsan, senin hiçbir kıymeti hakiyen yoktur anlayışı. İşte kurumculuk anlayışı budur. Bediüzzaman Said Nursi'nin de şeytandan sığınır gibi sığınırım dediği anlayış da budur. Bu anlayışı iptal etmemiz gerekir. Ama her birimizi de yine farklılığını kovmak, kovması koşuluyla. Taviz meselesinde bir soru var. Yani biz Müslümanlar bu açıdan birbirimize taviz verersek acaba çok mu kötü bir iş yapmış oluruz? Yani birbirimize cebelleşip durmamız mı marifettir? Oturduğumuz her bir yerde birbirimizin aleyhinde çalışmamız mı marifettir? 12 Eylül'den beri de yoğun bir biçimde oluşturduğumuz gündem maddeleri vardı. Bizi birbirimizden ayıran, bizi birbirimize düşman kılan gündem maddeleri vardı. O gündem maddelerinin hemen hiçbirisi bugün aynı hareketle savunulmuyor. Ama başka gündem maddeleri oluşturmak suretiyle yine aynı hastalığımızı sürdürmeye çalışıyoruz Müslümanlar olarak. Yani birbirimizin üzerine çizgi çekmekle bir yere varacağımızı sanıyorsak kendi kendimizi aldatıyoruz demektir. İslami hareket de bu şekilde bir yere varamaz Türkiye şartlarında ve en kötüsü de her birimiz marjinal olmaktan öteye de geçemeyeceğiz. Onun için ben İslam'ın maslahatları tabirini kullandım. Yani köprüye zulme emperyalizme karşı birlikte olmak gereken yer ve zeminlerde bir ve beraber olmamız gerekiyorsa bunun adı tavizse, yani bir Mehmet Mekine, bir partili Müslümanın bildirisinin altına imza atıyor ve bunun adı da tavizcilik olarak kabul ediliyorsa ben bir şahıs olarak, ister bir şahıs olarak bu tür tavizlerin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yine bir partili Müslüman, bir partisiz Müslümanla dayanışmak gerektiğine inanıyorsa bunun adı taviz olarak bu şekildeki tavizlerin güzel olduğuna inanıyorum. Elbette ki verilmemesi gereken tavizler vardır. İtikadımızı tehlikeye düşüren tavizler vardır. Ama bu tavizlerin hiçbirisi itikadımıza ilişkin tavizler değildir ki. Dolayısıyla sadece itikadımızı tehlikeye düşürecek tavizler konusunda duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Müslümanları birbirleriyle uzlaştırmak noktasında uzlaşmacı olmamızda hiçbir sakınca olmadığına inanıyorum. Bu anlamda şahsen kendimi de uzlaşmacı bir Müslüman olarak kabul ediyorum. Ama tavuğu kabul etmemek noktasında, onun ilkelerini kabul etmemek noktasında da kendimi yine uzlaşmak bir insan olarak kabul ediyorum. Yani kavramları yerli yerine oturtursak ve birbirimize karşı biraz da merhamet nazarlarıyla yaklaşırsak birbirimize sanıyorum Allah kalplerimize telif edecektir. Doğrularımızın kabulü de daha büyük kolaylıkla mümkün olabilecektir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bir tane basit yayın organizasyon adına hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Ercüment Özkan Bey, Beşer Bölgesi konuşma teknisi var. Yani hepimiz burada dört konuşmacı, artık kendimi de konuşmacı olarak sayıyorum. Dört konuşmacı son söyleyeceklerimizi, belki bu arada konuşmacılar yine eksik bıraktıkları şeyleri anlamak isteyeceklerdir. Dolayısıyla dördümüz Beşer Bölgesi son sözümüzü söyleyeceğiz. Bunun için de sadece teşekkür ediyorum. Tekrar kusura bakmayın. Şu ana kadar belirli bir konu olan siyasetle ilgili, uzaktan veya yakından o konuyla ilgili konuşuldu. Ama tümüyle her şey, bizi yakından alakadar eden her şeyde konuşulmuş olmadı. Bu itibarla genel bilgi edinilmesi, genel olarak düşüncelerimiz hakkında fikir edinilmesi, intibalar edinilmesi bakımından düşüncelerimizi söylemekte yarar gördük. En azından yakından tanışabilelim, bilişebilelim için. Allah-u Teala nezdinde din İslam'dır. İslam
Allah'ın gönderdiği kitaptan oluşmakta artı Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o kitabı anlama ve uygulamasından pratize edilip ortaya çıkma bir bütün, bir dünya görüşü, bir hayat tarzıdır, yaşam biçimidir. Allah-u Teala elbette insanların birbirlerine kendisinin kullarına olduğu gibi rıfk ile, şefkat ile, güzel bir üslub ile yaklaşmasını, biri diğerinin iyiliğini istemesini talep etmekte, beklemektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı tümüyle bize bu konuda ışık tutucu bir canlı örnektir. Bu itibarla bir usulün hasenedir. Bu bakımdan birimiz diğerimizden ne kadar farklı düşünüyor olursak olalım, konuşmamın başında da söylediğim gibi hiçbirimize vahiy gelmediğine göre kanaatlarımızın daha üstünde bir doğru kanaat olamaz düşüncesine kapılmak, başkalarının kanaatlarının mutlak küfür veya şirk olduğu düşüncesinde olmanın prensip olarak doğru olmayacağı kanaatindeyim. İtikad İslam'da bellidir ve yalnız Kur'an'dan alınır. Zira itikad Allah-u Teala'nın belirttiği gibi zanna mütehammil değildir. Kesinlik ister. Bu itibarla itikadın standart olması, kapsamının standart olması, eminlik bakımından standartlık arz etmesi vaciptir. Ben Allah'a 100 üzerinden 99 inanıyorum diyen de 100 üzerinden 50 inanıyorum diyen arasında hiçbir fark olmaz ve inanmayan gibi olur. Bu itibarla müminim diyen herkesin 100 üzerinden 100 inanması gerekir. Müslümanlar birbirlerine yaklaşmalı, güzel bir üslub ile bildiği, inandığı doğruları, vasıl olduğu doğruları aktarmaya çalışmalı. Bunun için karşı tarafı farklı düşünür gördüğünden dolayı tepeden bakmaya çalışmamalı, inandığı doğruları ona iletmeye, muhatabının da o doğrular üzerine gelmesini davet etmeye herkesin hakkı vardır. Bu yapılır, sonuç olarak lekum ve lezim olur. Yani herkes bildiği doğruyla, zannı galibi ile davranışlar konusunda doğru bildiğiyle amel eder. Nihai mahkeme ahirettedir, orada herkes hesabını verir. Bütün mesele kendi aklıyla, kendi bilgisiyle, kendi kapasitesiyle değil, çünkü akıl yalnız bana, yalnız birinize, yalnız bir başkanıza değil, bütün insanlara azıyla çoğuyla verilmiş durumda olduğu için insan kendi aklını, kendi bilgisini başkasının aklıyla, başkasının bilgisiyle zenginleştirmeli ki daha çoğalsın aklı, daha basireti çoğalsın, terazisi çoğalsın. Bunun yolu da Kur'an-ı Kerim, onların işleri aralarında meşveret, şura, tanışma iledir demek suretiyle metodunu gösterir. Bu itibarla kabuğumuza çekilip durmak yerine açılmak, başka türlü düşünenlerle de görüşmek, insani çerçeve içerisinde, İslami çerçeve içerisinde insan gibi tartışmak, düşüncelerimizi tekfir etmeden, art niyet aramadan, töhmetler altında bırakmadan karşı tarafa aktarmak ve düşünmesini sağlamaya, alternatifini çoğaltmaya çalışmak lazım. Bilelim ki insanlara gönderilmiş bekçi de değiliz, vekil de değiliz. Tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala'nın söylediği gibi, olsak olsak peygamber gibi açıklayıcı, yani mübelli olur. Peygamber ek bekçi gönderilmeyiz dine göre biz mi gönderilmeyiz? Hiçbirimiz. Bu bakımdan elimizden gelen gayreti sarf edip, güzel bir üslupla doğruları anlamaya, bizi bağlayan şeylerden kopmaya, Allah'ın ipini hep birlikte sarılmaya birbirimizi davet etmek ve sırf bunun için gayret etmek, sarılmakta gecikenleri suçlamamak, kötülememek ama bir an evvel sarılması için de, çünkü ecelin ne zaman gelip bizi bulacağını hiçbirimiz bilmiyoruz, onun için gayretimizi devam ettirmek, ancak tefrikaya düşmememiz için bize yine Allah-u Teala tarafından gösterilmiş kesin ve her gözün göreceği netlikte açık yol. Bu itibarla şu ana kadar konuşmacı kardeşlerimizin, benim ve sizlerin her birisi birbirinden bir diğerinden farklı düşünceleri, görüşleri, bilgileri, tecrübeleri, deneyimleri olabilir. Olacaktır da insanlar bilgi bakımından, akliyet bakımından, beceri, birikim bakımından tarağın dişleri gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah her bilenden bir başka daha fazla bilen vardır. Bu itibarla hepimizin diğerine ihtiyacı var. Nasıl ham haldeki uranyumun tonu bilmem 1 milyon lira iken zenginleştirilmiş uranyumun 1 gramı milyonlarca lira ise kendi aklı insanın ham haldeki uranyum gibi ucuzdur. Değeri düşüktür ama başka akıllarla, başka bilenlerin bilgileriyle zenginleştirilmiş, başka deneyim sahiplerinin deneyimleriyle zenginleştirilmiş aklı, değeri zenginleştirilmiş uranın
uranyumun gramı gibi çok daha yüksek değerdedir. Bunun metodu da meşverettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben peygamberim, başkasından bir şey öğrenmeye ihtiyacım yok tavrını hiçbir zaman sergilememiş. Rabbinin gönderdiği vahiy dışında birçok işlerini en yakın arkadaşlarıyla meşveret etmiş, danışmış. Tek görüşle olsa isabetli gördüğünü almış, hayata uygulamış. Ve bu tatbikatı bize kendisini izleyebilelim için göstermiştir. Bu itibarla mümkün mertebe bağlandıktan uzak durmak, hiç kimse unutmamalı. Peygamberlerin dışında kimseye vahiy gelmemiş belli. Kendisine vahiy gelmiş gibi dünya bir tarafa, ben bir tarafa tavrının sahibi olmamak, kesin bildiği hususlarda, itikad hususlarında böyle davranmak ama ameli hususlarda ben doğru düşünüyorum ama yanlış olabilir, siz yanlış düşünüyorsunuz fakat doğru olabilir. Mazide de müştehitlerin aralarında bir bakıma zımni ittifak gibi hasıl olan görüş budur. Doğrusunu Allah bilir diye de bu sözün ardını bitirirler, düğümlerler. Allah'ın önünde selamet versin. Allah şu andan daha çok razı etmek için çalışanlardan eylesin. Daha doğrusu biz olmak ister isek o eyler. Yoksa elini kolunuzla tutup eylemek gibi bir sünneti yok. Allah'ın bizden razı olsun. Tekrar tekrar görüşmek, konuşmak inşallah bugün bulunduğumuz yerden çok daha iyi yerlere varabilmek için gerekli. İslam bütün dünyada gelişiyor, ilerliyor. Ölmüş bir ümmetten Allah tekrar canlı diriltiyor. Yani diri yaratıyor. O nasıl canlıyı öldürürse ölüden de diri yaratmaya kadir değil mi? Gerçekten ümmet-i Muhammed, Müslüman ümmeti ölmüş değil. Allah yeniden diriltiyor. Çeşitli yerlerdeki azalarda kımıldamalar, hareketler başlıyor filan derken bu tüm vücut günün biri gelecek inşallah ayağa kalkacak ve İslam güneşi tüm dünyayı yeniden öncelikle bizi olmak üzere aydınlatacak. Bu süreç içerisinde her birimiz Allah'a razı edecek. Ahirette bize lazım olacak sevabı sağlığımızda atmaya bakalım. Başkalarını suçlamak, başkalarını töhmet altında bırakmak bize sevap getirici değil. Ama yanlışları söylemek mutlaka sevap getirici. Doğruları söyleyip çağırmak da sevap getirici. Allah cümlenizden razı olsun. Panelimizi burada kapatıyorum. Çünkü üç konuşmacı da ekleyecekleri bir şeylerin olmadığını söylüyoruz. Üç konuşmacı olarak da Allah'ın kitab-ı kerimindeki bir buyruğunu hatırlatarak panelimizi kapatıyorum. Hepimiz yoktan Allah'ın izniyle sarılırız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.